Arkadaşlar hoş geldiniz. Dünyanın en nitelikli One Piece programı Derin One Piece'in ikincisini çekiyoruz. Kapori ile birlikte bildiğiniz üzere pek çok olay yaşandı. Vegapunk'ın ifşa kaydı ortaya çıktı. Ee, ama şu son haftada yarıda kesildi. Vegapunk'ın bıraktığı yerden biz devam ediyoruz arkadaşlar. Panik yapmayın. <laughs> kaydı tamamlayacağız. Bütün sırlar ortaya çıkıyor. Kapori ile birlikteyiz tekrar. Kapori hoş geldin abi. Ne var ne yok? Hoş buldum abi. İşte One Piece devam ediyor ve biz de devam ediyoruz. Pekapank'ın kaldığı yerden bir devam ettirelim. Bakalım ileride ne olabilir? E, kayıp yüzü konusunda ne açıklanabilir? Aynen veya Pekapank'ın açıklamadığı şeyleri belki biz yorumlayabiliriz. E, gene oturduk ve derin One Piece'in ...ikinci bölümünü çekiyoruz. Heyecanlıyım. Güzel şeyler konuşacağımıza inanıyorum. Şunu da söyleyelim. Normalde... ...farklı farklı konular üzerine gitme planımız... ...vardı. Lakin bu Vegapunk birazcık... ...bizi, evet. planlarımızı bozdu. O yüzden kayıp yüzyılı ikinci kez. Kayıp yüzyıl 2 diyebiliriz... Hı hı. E, ...bu videoya. O yüzden... ...şu anda kayıp yüzyılı konuşacağız. E, biz gene ileriki programlarda... ...farklı şeyler konuşacağımızı söyleyelim de... ...belli de olmaz şimdi evet, ama... Evet. ...normalde işte Raftel, Anrı Vadisi... ...gibi gibi şeylerle devam edeceğiz... Ama H.R.O. da mecbur bıraktı abi. Bunun konuşulması lazım yani. Tabii. Daha çok Vegapunk. <laughs> Tabii Vegapunk gerçekten bu konuda darladı bizi. Ee, evet abi şimdi aslında Vegapunk'ın anlattığı şeyler çok da yeni bilgiler değil. Ama Hı -hı. böyle çok güzel nüanslar var. Evet. E, üzerine konuşulması gereken. O yüzden... Ben şuradan bir girizgah yapayım. Ee, bence böyle en güzel nüanslardan birisi Joy Boy ile Nika'nın ayrımı. Evet, kesinlikle abi. Bu bunun e, yapılması çok iyi oldu. Çünkü yani insanların kafasında işte Joy Boy eşittir Nika e, diye bir e, inanış vardı ama Vegapunk bize aslında neyi söyledi? Hayır abi. Nika dediğimiz şey öyle kayıp yüzyıl falan değil. Belki de binlerce yıl önceye dayanan bir mitoloji. Elbaf'ta. <laughs> e, Elbaf'ın efsanelerdeki bir tanrısı. E, güneş tanrısı Nika. Joy Boy da aslında Luffy gibi yani onun meyvesini yemiş bir adam. yani Joy Boy evet. kayıp yüzyılda yaşamış. E, Nika meyvesini yemiş bir adam. Bu kadar. Yani jo Joy Boy'la başlamadı Nikalık. Ya şöyle aslında şöyle ilginç bir nüans var bu konuda. E, bu kayıp yüzyılı anlatırken herkes diyor ki hani bu da doğru bir tanım evet. 900 yılı ve 800 yıl arasındaki boşluk ama One Piece tarihi 900 yıl önce başlamıyor. Yani hı. One Piece'in sıfır noktası 900. yıl değil. Hı hı. E, One Piece'in sıfır noktası bildiğimiz en geçmiş zaman 1800 yıl önce Alabarna yani Alabasta'daki kalenin kurulduğu yıl. Hı, hı. Yani One Piece aslında, One Piece tarihi 1900 yıldır bilinen, 1900 yıldır var. Lakin bu 1900 yıldır sadece bir 100 yıl arasında bir boşluk var. Biz de ona kayıp 100 yıl diyoruz. Evet. Nika dediğimiz karakter de e, baktığımızda Elbaf'ın efsanevi tanrısı olarak nitelendirilen birisiymiş. Bu bayağı bir tabuları yıktı. Yani insanlar kafasında bir teori vardı. Nika eşittir Joy Boy. Dediğin gibi onu yıktı. Hı hı. Bu aslında bir şey daha yıkabilir. Bu Imo'nun e, ilk gözüktüğü sahne 907. bölümde, manganın 907. bölümünde bir dev hası şapkaya bakıyor. Evet. Biz normal şartlar altında bir demiştik ki bu Joy Boy'un ve Joy Boy bir dev. Tabii. Bu ası şapka Joy Boy'un demiş. E, lakin Nika'nın Elbaf'lı olduğunu yani Elbaf'ın bir tanrısı olduğunu öğrendiğimiz andan beri şunu söyleyebiliriz ki Joy Boy aslında normal bir insan olabilir ve Nika dediğimiz şeyin Nika dediğimiz kişinin şapkası o o devası şapka olabilir dedik. Ee, bununla ilgili ilginç bir durum var aslında. Eğer durum böyleyse Nika Joy Boy'dan da önce yaşamış birisi olabilir. Ee, Nika, yüksek... Nika yaşamış birisi olmaya da bilir bu arada yani. Ha, evet. Nika Elbaf'ın mitolojik bir tanrısı yani günümüzde mesela Zeus nasıl yaşamadıysa. Hı -hı. Ama böyle bir tanrı varsa Yunan mitolojisinde, ee, Nika da öyle olabilir. Hatta belli ki öyle. Yani Nika'nın ya zaten yaşasap ile dediğim gibi abi binlerce yıl önce olması lazım. Bak Elbaf'ta ben şunu demiştim her zaman. Bana her zaman saçma geliyordu. Kayıp Yüzyıl, Nika, işte Joy Boy bunları ee, yani bunlar bizler için efsane. Bizler için dedi One Piece evreninde işte ortalama biz kadar yaşayan kişiler için efsane ama yani Elbaf'ta atıyorum işte Big Mom flashback'indeki şelale sakal karakterinin dedesi zaten o yıllarda yaşıyordu yani dedesiyle yaptığı evet. muhabbette bile o yılların Hı. şeyini bir biliyordur elbaflılar için çok kısa yıl bu yani 350-400 yıl yaşıyor bunlar 800 evet, yıl öncesi o... çok önce o yüzden ve ve Vegapunk bence çok güzel bir noktayı aydınlattı yani inanılmaz flu bir alan değildi aslında tahmin edilen bir şeydi ama e birazcık onaylamış oldu e onun dışında şimdi ne nereye girsek diye düşünüyorum şunu bir önce konuşalım da sonra e daha da böyle genişletiriz bütün konuları böyle Hı hı. Önce neleri öğrendik yeni neyimiz var Abi Joy boy ilk korsan Olarak tarihe adını yazdırmış evet. kişi Bu arada şunu söyleyeyim Benim hissiyat ya benim anladığım Hissiyat demeyeyim de benim ee, o bölümleri okuduğumdaki anladığım bu adama korsan yaftası vurmuşlar hani tabii, tabii. E, ya yani korsan hadi bayrağımı çektim korsan olacağım demedi büyük ihtimalle bu herif hı hı. E, ve şunu söyleyeceğim bu herif antik krallık memleketi bak bu aslında çok şey yapılan bir bilgiydi e, üstün körü geçilen ama bu da önemli antik krallıklı joyboy hı hı. Herifin memleketi orada ve oradan evet. evet oradan çık çıkıp bir şeyler yapmış ve sanki bana öyle geliyor ki bu yaptığı şeyler işine gelmemiş dünya hükümetin ve daha sonra bu herife korsan demişler suçlu demişler. Bu herifin yaptığını yapmak suç haberiniz evet. olsun demişler. Hı hı. Ee, i̇nsanlarda da tabi birazcık hani ters tepmiş gibi belki de hatta Joy Boy'un e, bilmiyoruz ama hani kayıp yüzyılın sonunda Roger gibi bir şey muhabbeti de oldu belki de insanları e, korsan olmaya itelediği aynı Roger gibi bir durum da olmuş olabilir. Bunları da Hı -hı. konuşuruz. Sen abi buradan mesela ne çıkarım yapıyorsun Joy Boy'un ilk korsan olması? Abi Joy Boy'un ilk korsan olması ya aslında denizcilik konusunda gelişmiş olduğunu tahmin edebiliyorduk Joy Boy'un. Neden? Abi Luffy Hı -hı. balık adam adasına gidebilmek için Rayleigh'den yardım aldı ve Hı -hı. Luffy bir korsan. Abi Joy boya bakıyorsun. Joy Boy bir şekilde balık adam adasına gidebilmiş. Orada bir özür mektubu yazmış. Poseidon'la arkadaş olmuş. Vano'ya gitmiş. Tonetifler yazdırmış. Yani bir şekilde bu adam denizde istediği gibi hareket edebiliyor. Hı. Dolayısıyla senin e, dolayısıyla senin denizcilik konusunda gelişmiş olman gerekiyor. Ki keza Joy Boy aslında denizde e, maceraya atılan bir korsanmış. Ama dediğin gibi o korsan tanımı e, büyük yüksek ihtimalle bir yapılanmaya karşı düşünceler içerdiği için ona verilmiş bir isim. Evet. Farkındaysan zaten Vegapunk diyor ki Joyboy korsan olarak adlandırılan ilk kişiydi. Yani bu adam Doğru. kendisine ben korsanım falan dememiştir. Yok. Ama Roger gibi sevmiştir belki bunu. Çünkü Roger korsana kralı ünvanı kendisine takılınca demişti ki Vay be ne kadar güzel bir lakap lan çok iyiymiş Hı -hı. falan demişti. Joyboy bunu benimsemiş olabilir. Hı -hı. Burada asıl önemli olay şu. Binkin Sakesi'ndeki sözler çok önemli. Ben bunu hep söylüyorum. Çünkü Binkin Sakesi şarkısı bir H.R.O'da tarafından yazıldı. İki, ilk çalındığı vakit Luffy müziği duyuyor ve diyor ki "Ha ben bunu şarkılardan duymuştum." Tayfadan bir başka kişi de diyor ki "Bigisaki ise bir yerden tanıdık geliyor." Ya yani normal şartlar altında o kişi e, ne bileyim çok pro olsa, Nami olsa benim için hiçbir şey ifade etmez. Evet. Ama Robin, Robin diyor. Aynen. Robin, evet. Robin diyor. Robin dediği için işler değişiyor. Çünkü Robin bu şarkıyı melodisinden değil abi isminden tanıyor. Binkin Sakisi bir yerden tanıdık geliyor. Ee, dolayısıyla bu Binkin Sakisi kayıp yüzüyle ilgili bir şarkı olabilir. Ki keza sözlerine baktığımızda Binkin Sakisi'nde açıkça şu geçiyor. Biz denize açılan korsanlarız. Evet. Gülünç sürekli gülen komik seyahat hikayemiz. Tabii. Yani Roger gidiyor Laftel'e bir şey okuyor veya bir şey görüyor. Sonra bunu gülünç hikaye diye yorumluyor. Tabii. Yani aslında... Bu Bink'in eğer kayıp yüzyılda ilişkiliyse dediğimiz gibi e, Bink'in Sakesi'nde o günün seyahat hikayemiz diyen kişi o sözleri yazan kişi ya Joyboy'un yakın bir arkadaşı ya da joy boyun ta kendisi. Ya Bink'in Sakesi müziği %100 joy boy ve arkadaşları tarafından evet. yazıldı bence ben buna e, direkt hani kalıbımı basarım neden? Abi herifler ilk korsanlar zaten Bink'in Sakesi korsanlık şarkısı. Evet. Korsanların evet. bulduğu bir şarkı. Ee, o yüzden yani artık bunun aksi sürpriz olur yani Joy ya. Joy Boy'un ya Joy Boylar yani ekipçe bir şeyler mırıldanarak yazdı ya da aralarında bir müzisyen varsa <laughs> e, o yazdı gibi geliyor. Ee, onun dışında aslında birazcık i̇şte... düş... ee, sen devam et abi, sen de bir şeyden. Yani çünkü. Dediğin gibi hani kesinlikle Joy Boy ile ilgili. Çünkü bir tane daha cümlesi var. O cümle direkt Wano'yu anlatıyor. Hı hı. Dokuma köyüne, Dokuma köyünün limanında veda edin. Evet. Dokuma köyü dediği şey aslında eee de Robin bir bağlantı buluyor. Biz tarihi dokuyanlarız yazıyor. Evet. T tarihi dokuyanlar Wano'lular. Kozuki ailesi. Tabii. Do Dokuma köyünün limanında veda edin. E, liman dediği yüksek ihtimalle Wano'nun sınırlarından bahsediyor. Yani Dokuma hı hı. köyü dediğimiz kişiler eee tarihi doku dokuyan Kozuki ailesi ise yani sınırları e, kapattıklarından bahsediyorlar aslında Binkin Sakisi şarkısında dolayısıyla bu da çok güçlendiriyor Binkin Sakisi'nin kayıp yüzünde bir şeyler anlattığını evet. e, bunu ekleyecektim. Ya Joy Boy'un Öyle... korsan çıkması e, bunu, bunu biraz biraz birazcık aydınlatma. aydınlatmış oldu evet yani daha da güçlendirdi bu teoriyi. Ee, Baya yani şey kesine yaklaştırdı hatta. Ee, onun dışında aslında şimdi sen Vano, Joy Boy falan deyince benim de abi şöyle bir nedense bir içime his doğdu. Joy Boy'u Oden'e çok benzettim abi. Çünkü Oden sanki Oden'de şey tarafı var ya, ya yani korsan demek illa Luffy'ler gibi hani no name birileri olacaksın demek değil. Mesela Oden bayağı veliahttı yani Vano'nun bir evet. sonraki <laughs> e ee, başına geçecek kişiydi Shogun. Ama Korsa hayatını bir döneminde de korsanlık yaptı. Şimdi Joy Boy'un korsan olduğu çıkar çıkmaz hani Joy Boy hakkında bir şey beklentisi tabii ki vardı. Hani antik krallığın kralı mı acaba? Hani o lider mi bir şeylerin? <laughs> şimdi bu hala aslında silinmiş değil. Bunun örneğini Oden'de gördük. Hem çok önemli birisi hem de korsan olabilirsin. Tabii Hatta evet, evet. Beyaz Sakal Oden'i bu yüzden almıyordu tayfaya başta. Sen çok önemli birisin hani şimdi liderlik sıkıntısı falan olur. <laughs> e, diyordu. Oden'e çok benzettim ben. Sanki Tabii birazcık konudan konuya atlamış olacağız ama Joy Boy ile ilgili bence şöyle bir fake atıyor olabilir H.R.O'da. Sanki hani bir korsanlık yaptı, antik krallığa geri döndü sonra o savaş patlak verdi gibi Hı -hı. görünüyor. İlk tahmin edilen bu ya. Bana öyle geliyor ki şu dünya sular altında kalmış ya. Evet. Bence olay tersine dönüyor. Bence kayıp yüzyılda antik krallık yok olduktan sonra denize açılmak zorunda kaldı hmm. Joy Boylar gibi geliyor. Joy Olabilir Boy, ben, Joy ben, Boy ben, ve Joy bir ekip geri kalanlar artık kimse onlar ve daha sonra bunlar bir oluşum yarattılar ve bunlar da D'ler artık günümüzdeki D'ler gibi geliyor bana hani o e, korsan olarak adlandıran Joy Boy ve arkadaşları antik krallık e, yok olduktan sonra denize açılan kişiler ve o 20 krallığa karşı hatta 20 krallık da değil de çünkü orada belli ki savaş kazanıldıktan sonra geçen podcast şey podcast demişim geçen derin vampiste çok uzun konuştuk ya şeyi abi kötü adam im o dönemde de belki evet. de tek kötü adam kayıp yüzyılda kötü diyebileceğimiz belki de tek kişi e, İm. İm'e karşı e, Joy Boy ve tayfası dediğim gibi bunlar korsan olmayabilir, bir tayfa konsepti olmayabilir. Günümüzdeki devrim ordusu gibi bir e, şey de olabilir, bir ekip de olabilir. Bunlar bence Kayıp Yüzyılda Antik Krallık yok olduktan sonra denize açılan e, ekip ve diler olarak adlandırıldı adlandırıldılar bence bunlar. Kendilerine bu ismi koydular. Gibi geliyor. Bence olay tersi abi. Yani bir şey söyleyeyim mi? Sonradan korsan oldu bence. Kayıp yani dünya solar altında kaldıktan sonra korsan oldu memleketleri yok olduğu için gibi geliyor çok mantıklı aşırı mantımı uyuştu şu an çünkü bunun evet. destekleyen iki tane olay var ee, eğer ilk önce dünya batıp yani antik krallık batıp sonra insana denize açıldıysa evet. Rajir Hazine-i Bunucu ne diyor Keşke senin döneminde yaşasaydım diyor Hı hı. Roger'da da o kor aslında korsanlar çağı, hani korsanlı olan ilginin fazla olduğu bir dönemde yaşama isteği olabilir aslında. Orada ondan bahsediyor olabilir. Olabilir öbür, abi. Öbür taraftan abi Poseidon'u söz veriyor, hı hı. sonra bir anda yapamayacağını anlıyor. Hı hı. İşte o yapamayacağını. Hani aslında Poseidon'a verdiği söz yüksek ihtimalle onu yüzeye taşımaktı. Yani Neptün öyle diyordu. Evet. Dünya batıyor ben bunları yüzeye taşımayacağım. Dünya battı, antik krallık gitti. Özür diliyor. Mesela bu çok mantıklı bir teori. Antik krallık battıktan sonra denize açıldılarsa Poseidon, Poseidon'dan özür diler. Soru yoluna evet. bakar. Dolayısıyla ha, dediğin gibi olabilir. Evet. Evet. Yani e, şimdi o cümleyi de aslında bulmak lazım. Sen de bölüm açık mı son bölümleri karşında? E, hı hı, evet. Ben de bir yandan açayım. Hı hı. Şimdi o Joy Boy'un korsan olma mevzusu açıklandığı bölümde e, bu savaşın bittiği hani kayıp yüzyılın sonu savaşın sonu. Joy Boy'un yenilmesiyle birlikte Aynen. kayıp yüzyıl bitti muhabbeti var ya. Orada. E, eğer hani hemen elinin altındaysa bir şeye baksana. Joy Boy'un kaybedişi mi diyor yoksa hani antik krallığın onun memleketinin kaybedişi mi diyor? Çünkü bu çok önemli. Joy Boy'un kaybetmesi mesela dediğim gibi antik krallık yok olduktan sonra denize açılıp denizde bu mücadeleye devam ettilerse, hı hı. E, artık krallığa bağlı olmadan Joy Boy'la ilerdiğinde bir e, muhabbet olduysa abi o zaman şey anlamına gelmez. Antik krallığın yok oluşu belki de kayıp yüzyılın ortalarında bir yerde. Hı hı, evet, bir bakıyorum sanırım Joy Boy'un kaybı diyor hı hı. Bir tekrar bakıyorum. Ya bence senin dediğin gibi olabilir ya. Yani bana aşırı mantıklı geldi. Çünkü bu adamlar bir şekilde kaybedeceğini anlamış. Bir şeyleri yapamayacağını anlamış. Hı hı. E, yani Toki'nin Vano'yu e, bulmak için geleceğe ışınlanması. Vano'ya gitmeliyim, Vano'ya gitmeliyim. Bunu kayıp yüzü sırasında gelen birisi söylüyor. Evet. Öbür taraftan ponegrifleri apar topar yazdırılması. bu, ya arada... bu bir süreç aslında sakesinde hani şey çıkarımı yaptık ya e, Vano'ya ya, Vano'ya uğranılmasının bir şeyi anlatılıyor o sözlerde hani o an evet. anlatılıyor gibi dedik ya. Yani e, zaten bu da şeyi gösteriyor yani dünyayı gezmişler Joy Boy'lar bir takım. Demek Hı -hı. ki artık Tabii. anti krallık diye bir şey yok. Dünyayı gezip ve fark ettiysen ne yapıyorlar abi? Hani artık kaybettik ama geleceğe bilgileri taşımamız lazım neler yaşandığını. Hı -hı. Aynen öyle. O yüzden bir deniz şeyine çıkmışlar hani denizde bir maceraya çıkmışlar gibi. Bu tabii belki günümüzden baktığımızda bu çok sevimli bir macera gibi gözüküyor ama bence çok karanlık şeyler de olabilir o dönem hani. Tabii, tabii zor vela hayatta kaldıkları, nelerle mücadele ettikleri bir durum olabilir. Ee, dediğim gibi yani benim hissiyatım şey yönünde. Kayıp yüzyılda anti krallık yok oldu. Bu adamlar artık kendi arkadaşlarıyla veya başkalarıyla bir deniz yolculuğuna çıktılar. Bu tarihi geleceği aktarmak için. Bunlar da daha sonradan diler olarak biliniyor. Yani artık dinin anlamı nedir, ne değildir bilmiyorum ama o işte kayıp yüzyılda antik krallık yok olduktan sonra denize açılan Joy Boy ile birlikte ekip bence bunlar değiller abi olabilir mantıklı evet ben çok mantığıma yattı bu arada. Evet. Ee, o özür dileme olayı özellikle çok boşluktaydı. Ya Hı -hı. bir şey olsun ki bu adamlar önlem almaya başlasın. O bir süreç dediğim gibi bir evet. sürecin içerisindeydi. Bir yanda kaybedeceklerini anladılar veya kaybettiler başlangıçta. Hadi büyük bir şey kaybettiler. Ondan sonra gelecek için önlem almaya başladılar. Zaten olayda da bir, bir kehanet var aslında. Ee, o kehaneti aslında son bölümde okuduğumuz e, 1117. bölümde Hafiften bir değineceğiz gibi evet. geliyor e, Ona geçmeden önce biraz kronolojik ilerleyelim istersen Bir de şunu ee, e, Oden bir şey yapmıştım ya Onun aslında şu yüzden yaptım e, bir yandan da Abi Oden'in hikayesinde çok büyük bir hain var Oden'in çok evet. güvendiği yardım ettiği Hı -hı. Ama sonra ele geçiren e, Hı -hı. Orochi Orochi de abi bak im Net Net. Yani ben çünkü de de. <laughs> birazcık şeyi konuşmamız lazım seninle hani madem kronolojikle de gideceğiz dedik <laughs> şöyle bir durum var ya abi antik silahlar Joy Boy'un elinde aslında Joy, antik krallığın tarafında Nasıl ve elinde? o yüzden şey diyor ya ee, Vegapunk Abi iki tarafa da iyi veya kötü diyemiyorum çünkü bu silahlarda bu adamlarda. Çünkü baktığın zaman ben hani yayında da demiştim. Daha bu açıklanmadan hatta daha sonradan hani onaylanmış oldu. Zaten antik silahları kullanabilecek ee, kudret Joy Boy'larda var. Çünkü evet. teknolojik şeyler bunların hepsi. Poseidon Teknolojik değil, o biraz daha mistik bir tarafı var. Ama hı hı. şunu biliyoruz ki Poseidon, Joy Boy'un kankisi. Evet. Ee, Pluton dediğin şey çok acayip bir savaş gemisi, çok teknolojik. Yani Frankilerin aklı ermiyor lan böyle bir şey nasıl olabilir diye böyle planlara bakıp Tom gibi bir adam bile hani e, onu bile aşıyor. E, bunu da bir tek antik krallık e, yapabilir ki zaten Vano'da şu anda gene antik krallığın Vano'da. dostu olan Joyboy'un dostu olan bir memlekette Uranüs, Uranüs tabi hala onaylı bir bilgi yok ama birazcık şey yani Emin gibiyiz ya işte Lunus'e krallığını yok eden şey ve Hı -hı. o da yani lazerle yok ediyor bayağı o da belli ki teknolojik bir şey ve o da e, antik şey e, Mother Flame'le şu anda günümüzde çalışan bir şey çok acayip bir kaynak lazım o da bir tek antik krallıkta var o dönemde Hı hı. Ee, buradan bir çıkarım yapmıştık hani abi antik silahlar antik kralın yani Joy Boy'un tarafında. Evet. Ee, dü şimdi dünyada sular altında kalmış. Dünyayı sular altında bırakan şey ne? Antik silahlar. Antik evet. silahlar kimin elinde? Antik krallığın elinde. Ama kendi e, sonlarına sebep bu, olmuş. Demek ki ortada bir ihanet var abi anladın mı? Yani antik krallığın antik krallık tarafından kullanıldı bu silahlar. Demek ki antik krallıkta kendilerine ihanet eden Joyboy'a ihanet eden biri var. Morocchi var yani orada bir tane. Bence bu kişi Aziz Nerona im olarak kendini gösteren daha sonradan ve şu anda adı belli olmayan bir kişi. Evet. Şu anda im olarak bildiğimiz kişi bence Aziz Nerona im değil tarihteki. Hı -hı. Hatta kayıp yüzü flashback'ine gittiğimizde bence Aziz Nerona im çok kral bir adam çıkacak. Ve An şey olacağız bir... yani lan bu herif nasıl günümüzde böyle bir herif oldu o zaman. Bunu çok yaptı bu arada evet. Evet bunu çok yaptı. Ee, bence kuruculardan birinin kılığına girdi. Şu anki im olarak tanıdığımız ki bence im değil. Bambaşka bir adı var bence bu kişinin. Hı -hı. Ve bu kişi Joy Boy'a ihanet eden e, ve antik silahları antik krallığa karşı kullanan ki bir içeriden birisi olması lazım bunun için. Fark ettiysen abi bak antik robotta da Zuneşa'da da şu var. Kandırıldık. Allah kahretsin Boy'un sonuna sebep özür olduk dilerim. biz. Özür dilerim. Aynen özür hani, diliyorlar. Özür abi. diliyorlar sürekli. Biz nasıl bunu yedik gibi hani birazcık. Hı hı. E, bu benim aklıma çok oturuyor. ya Sen böyle hani bir genel bu konular hakkında ne düşünüyorsun? İşte sular altında kalma muhabbeti antik silahlar. Hı hı. Im. Abi şöyle bir şey söyleyeyim. Dediğin şeyler çok mantıklı geldi bana. Hı -hı. E, hatta Clover'ın e, bir sözü var. Antik silahlar yanlış ellere geçerse bu dünyayı evet. yok edecek güce sahip. Geçmiş belli, da bankı... ki. Hayır, belli ki. Aynen belli ki geçmiş. Peki bu antik silahlar antik krallığa aitse Imo bunu nasıl elde etmiş olabilir? Benim, ben başından beri şunu sorguluyorum. Abi Vampiş dünyasındaki halk zaten kutsal ejderlerin tanrı olduğuna inanmış insanlar. Evet. Onlara tanrı gibi tapıyorlar ve saygı gösteriyorlar. Aralarından bazıları sadece sorguluyor ama genel anlamda bu e, vicdani, ahlaki duruma gayet inandırmışlar kendini. Hı hı. Abi imu ne oldu da karanlıkların içerisine geçti? Ya yani çünkü ben kutsal ejderim deyip aslında devam edebilirdi. Gorosei'lere bakıyoruz. Beş kişiler ve herkes tarafından biliniyorlar. Adamların tabloları insanların evlerinde falan asılıyor. Evet. Peki imu niye böyle karanlığa geçti? Eğer senin dediğin gibi Diler, Kutsal Ejder Mary Joyce'da nasıl söyleniyormuş Diler? Diler insanları yer. Diler bunlar. Diler şeytanlar. Hı hı. Eğer eğer İmu antik krallıktan çıkmış bir di ise mecburen kendini saklamak zorunda kalır. Neden? Aslında o şeytan ismine taktığı insanlardan bir tanesi çünkü kendisi. Değil mi? E, e, evet o yüzden di de, şey İmu dediğin gibi ihanet etmiş olabilir. Onun dışında bu Aziz Nero'na İmu'nun aslında iyi bir adam olması durumu çok mantığıma yattı. Biraz da şeye benzettim bunu. Kuma'ya benzettim. Hı hı. Mesela Kuma da aslında gerçek kralın e, kötülüğünün üstüne almış bir karakter. Evet, tiran yani, Kuma. Tiran ha. Tiran Kuma deniliyor ama aslında öyle değil. Kuma böyle gül gibi adammış. Ondan önceki kral ee, kötü işler yaptığı için tüm suç onun üstüne kalmış. Evet. Aziz Neruna im olayı da dediğin gibi aslında çok kral bir insandır ama işte İmmo'nun oyunlarıyla aslında o kişi olduğu inandırabilmiş olabilir veya İmmo kendi ismi değildir dediğin gibi. %100 yüzden... yani İm dedin, denilen kişi Aziz Nero'nun İm'in ismini kullanan bir eleman. ...Joyboy'a ihanet eden antik krallıktaki kişi. Hatta <laughs> sana şöyle söyleyeyim... ...Joyboy'a ihanet etme sebebi... ...Lili'ye olan aşkı büyük ihtimalle... ...karşıya geçti Lili'nin tarafına. Evet. Sonra Lili buna yüz vermeyince... ...Lili de Diler'in tarafına geçti çünkü sonradan. <laughs> ee, o yüzden kudurdu. <laughs> İyi evet, mı? Lili'nin zaten bir ihaneti var. Yani bir ihanet olmuş... Lili o çok önemli ben... bir kişi yani e, ta Abi. tarihteki en önemli kişi falan çünkü yani imin dediğine göre pornografiler varsa şu an dünyanın dört bir tarafında Lili yüzünden. Hı hı. Ya bir de Lili ile im arasında çok değişik bir bağlantı var bunu 1116. bölümde de gördük o oturduğu kelebek odasında dev bir Vivi'ye çok benzeyen evet. dev bir potre var ya bir insan hem Vivi'ye ilgi duyuyor Vivi'yi geri getirin Vivi'yi istiyorum diyor. Evet. Hem de muhtemel olarak Vivi'ye çok benzeyen bir kadının potresini odasında taşıyor. Tamam. Şunu buradan buradan şunu anlıyoruz. Imu kesinlikle Didi'ye ilgi duyuyor. Yani arkadaş olarak da olabilir. Farklı bir durumda da olabilir. Evet. Ee, dolayısıyla Imu'nun Didi'ye olan ihaneti bize çok şey açıklar. Ve Joy Boy'da niye ters düşebileceğini de açıklar. Yani Luffy ve Vivi'ye bakıyorsun. Bunlar çok yakın arkadaşlar. İkisi de bir, bir diye aslında. Evet. Dolayısıyla Joy da Joy Boy ile Lily de yüksek ihtimalle senin dediğin gibi arkadaşlarla. Dolayısıyla ben bu teoriyle de katılıyorum. Ee, Abi bu dünyayı... Şu olabilir mi Kapari? Bak şu an aklıma geldi. Ee, hani ben şey diyorum ya ısrarla. Bu herif Aziz Nerona im değil. Bu herif im de değil. Bu herifin adı im falan da değil. Bu adam kuruculardan birinin adını kullanmış ve <laughs> hükümetin başına geçebilmiş bu sayede. Onun evet. kılığına girmiş bir adam. Şimdi Aziz Nerona im dediğimiz adam başka bir adam. Çünkü abi Eichiro'da da şimdi bak herifi tanıyoruz yıllardır. Bazı tekniklerine hakimiz. Evet. Şimdi bu bilgiye çok kolay ulaştılar ya. Direkt böyle Ivankov kitabı açtı dedi ki ya. Aziz Nerona im diye biri var herhalde budur dedi yani im adı geçtiyse. Baba böyle bir şey olduysa bu bilgi yanlıştır. Yani o değildir. Jason. HRO'da öyle hemen bilgiyi tak diye vermez sana. Ve de çok bir ara bir sahnede bir de. Bir de abi o isim ne ponegiflerde. Bak Joy Boy'un ismi geçiyor. Hmm. Ne bileyim Poseidon'un ismi geçiyor. Ya İmon'un hmm. ismi hiçbir şekilde geçmiyor. Bir de İvankov'un bulduğu kitapta bir tane kitap çıkardı Ya Aziz Nerona İmon var. O zaman kesin budur bu adam evet. diyor. Aziz Nerona İm diye bence biri var. Yani o zaten evet, kesin var, var kesin. da. O şu anki adı, İm değil. Abi Aziz Nerona İm bence Lili'nin şeyi olabilir. Aşkı. Olabilir. Ya yani, Nerona İmle Nefertari Lili. Bence bunlar birbirine seven kişiler o yüzden bile ihanet edip aslında o imin kılığına girip şey yapmış olabilir Lili'ye bana aşık olsun diye. Gerçek aşık olduğu adamın kılığına girip ee, evet, sonra bu. Lili Lily bunu anlayıp sen benim sevdiğimi öldürdün o zaman ben de Joy Boy'un tarafına geçtim hı hı. gibi gibi şeyler hissediyorum ben abi. Yani ya. kayıp yüzyıl şu Vegapunk evet birazcık kızdık hani ulan hiçbir şey anlatmadın dayı gibi olduk da beni şey konusunda heyecanlandırdı. Kayıp yüzyıl Flash peki? Kayıp yüzyıl evet. Ark. Çok iyi yani ya, çok, çok acayip güzeldi. şeyler döndü, döndü orada büyük ihtimalle çünkü entrikalar. O yüzden hep bu gibi entrikalar aklıma geliyor. Kayıp Yüzyıl arkına çok heyecanlandım ben. Ya şöyle söyleyeyim bu... Hani şu an izleyen bazı kişiler şey diyecek olabilir ya gene mi aşk döndürecek ya da ne bileyim aşk teması üzerinden kayıp yüzül işlenmesin. Aslında One Piece'in başından beri bu işleniyor. İyi mu şey Absalom Nami. Hı. Absalom son zorla Nami'nin güzelliğinden etkileniyor. Zorla karısı yapmak istiyor. Hı hı. Aynı şekilde Poseidon Vander'dayken ne yapıyor? Plutonik evet, evet. delirmiş. Delirmiş yani. Ya Kayıp Yüzyıl bir de hani One Piece'in en böyle antik hikayeleri. Yani günümüzdeki şey gibi birazcık. Homeros işte İlyada destanı bu Truva <laughs> filmi gibi. Evet evet. Bak Truva filmi abi bütün her şey bir kadın için oluyor işte. Aşk sen mi evleneceğim yani. ben mi evleneceğim evlendiği kadını kaçırıyor. Ve e, kim yani en böyle şeyler en büyük efsaneler oluşuyor tarihteki işte. E, Aşil vesaire hmm. neyse Truva filmini izleyenler anladı. Anladı. <laughs> yani olur abi o yüzden bir kadın için e, çıkabilir mevzular. Mevzuyu fitilleyen, fitilini ateşleyen şey bu olabilir. fitili ateşleyen şey çok da önemli değil zaten. Yani. Tabii tabii. Aşk meşk olması çok da bozmaz. Neler yaşandı önemli olan o. Hı hı. Ya aslında bu deniz yani deniz seviyesinin yükselmesi hakkında da konuşalım istersen. Tabii. Çünkü çok büyük bir bilgi. Evet, bayağı büyük bir bilgi. İmunun yapmak istediği şey aslında, daha doğrusu, eee Imu'nun yapmak istediği mi tam olarak net bilmiyoruz ama kayıp yüzyıldan beri deniz seviyesi yükseliyormuş. E, bunu zaten biz ara ara sezonlarda, özellikle time skip öncesi çok görmüştük. E, bu Water Seven olsun. Evet. Çok gereksiz sezon olarak adlandırılan Foxy'nin sezonu olsun. Bun, hmm. Bunlar da görmüştük. Foxy'nin sezonunda aslında e, adanın ismi Ling Long Ling Rank Uzun Halka Uzun şey adası gibisinden bir isim var ve deniz seviyesi haberi yükseldiği için 12 tane adadan oluşuyor. Yani aslında hmm. e, kara seviyesi, kara, e, kara sayısı, hmm. e, kıta sayısı aslında eskiden daha fazlaydı. Çünkü şu an insanlar dünyayı Mavi Deniz olarak adlandırılıyor aslında. Bunun sebebi deniz seviyesinin yükselmesi ve adaların çok sayıda olması. Ya Hrodan'ın mesela genelde çok e, girmediği konular bunlar hani şunu diyeceğim abi benim evrenim absürt o yüzden böyle gibiydi hep. HRO'da evet. yıllar sonra ya One Piece evreni niye sadece adalardan oluşuyor? Niye büyük kıtalar yok? Niye bu dünyanın yüzde su? Buna buna açıklama getirdi. Hiç beklemiyordum ben. Ya çünkü açıklama getirmese de olur her. Yani One Piece evrenini biz böyle kabul etmiştik ya işte absürt bir evren. O yüzden full deniz, o yüzden korsanlık var. Hayır abi aslında insan eliyle dünya böyle korsanların, denizlerin olduğu hale getirilmiş. Normalde günümüz dünyası gibi kıtalar var büyük büyük yani. Evet. O yüzden abi ha bak lan çok güzel hatırlattın ya. Abi bu herif korsan olması için One Piece'in işte sulardan oluşması lazım şeyin dünyanın. Hı -hı. Ya bu bile tabii, çok tabii. belli değil mi? Bu adam sular yükseldikten sonra korsan olarak adlandırılıyor evet. işte. Yani. yani. O ilk dediğimi de aslında birazcık bu bir onaylamış oluyor. Joy Boy'un e, kayıp yüzyıl yok olup deniz seviyesi yükseldikten sonra, dünya solar altına kaldıktan sonra korsan olması e, çok mantıklı hale geliyor. Çünkü One Piece evreninde korsanlığın olma sebebi zaten full sudan oluşması o dünyanın. Full evet. okyanus, denizlerden oluşuyor olması. Evet. Şey de çok ilginç. Bu suların yükselmesi olayını e, tabii insanlar fark etmiştir. Yayınlarda da söyledim de ya baya baya bu bir daha yaşanacak korkusuyla Redline'ın üstüne gitmiş şeyler. Tabii. Çok e, 20 abi. krallık. Hani bu zaten antik krallığın elinden olduğu belli zaten bu bile. Hani hı hı. Bu, böyle bir şey tekrar olursa e, diye korkularından red Line'ın üstüne taşınmışlar. Çatıya çıkmışlar. çıkmışlar evet. Evet. Ya öyle bir muhabbet dönmüş. Ya aslında ilginç olan şu, niye dünyayı batırmak istiyor bu adam? Hani imunun amacı ne? Niye böyle bir şey yapmak istiyor? Ya aslında İmo'nun... Bak sakal ile İmo'yu ben o konuda çok benzetiyorum. Biraz evet. teoriye kayacak ama... Karasakallı çok fazla güç istencesi var. Hı hı. Adam yerinde durmuyor abi. Diyor ki benim tayfam güçtensin. Ben güçleneyim. Elimde güç bulundurayım. Adam çünkü dünya yönetmek istiyor. Yani Tabii. bu güç bulundurması bulundurmak istemesinin sebebi dünya yönetmek istemesi. Abi yüksek ihtimalle İmo da çok güç bulundurmak istiyordu. Bu yüzden hı -hı. zaten dünyanın kralı olmuş, o boştahta oturmuş. Peki bunu nasıl elde edebilirdi? Bu biraz kelime oyununa kayıyor ama çok bariz bir kelime oyunu ve bence bunu izleyenler hiçbir şekilde rahatsız olmayacaklardır. Imo ters çevir Umi. Yani Imo'nun Umi'den türetildiği çok belli bence. Bir de Gorosei'lerin e, meyveleri artık meyve mi bilmiyoruz ama Gorosei'lerin güçleri yokai'lerden alıntı olduğu için ve Umi'de deniz yokai'si olduğu için hı, -hı. E, deniz şeytanı. O çok bahsedilen One Piece'in başında bahsedilen... İm İmde şeytan ya. Yani. İmde o Gorosey gibi çok korkunç bir varlık büyük ihtimalle evet, bu arada. Evet, Sadece siluetini da... gördük ama Hı -hı. ve hepsinden daha büyüktü bu arada. Evet <laughs> evet. Yani o deniz şeytanı deniz kayısı olabilir. Bu yüzden dünyanın su seviyesini yükseltmek istiyor olabilir. Bak bununla ilgili de çok ilginç bir detay var. Hı -hı. Bu Shanks'ın ağzından çıkıyor. Bölüm 15 falan olabilir. Manga'nın 15. bölümü olabilir. Buggy Shanks peki. Shanks birebir şu cümleyi kuruyor. Şeytan mebisi yiyen insanların, insanların deniz şeytanı tarafından lanetlendiğini duydum. Bu yüzden evet. Şeytan meyvesi yiyen insan suyun dibine çöküyor, yüzemiyor. Hı hı. Ya bir insan eğer insanlara şeytan meyvesi yedirirse ve o kişi suya yönetebilirse hı hı. ve su seviyesini arttırmak isterse o adam dünyanın en güçlü insanı olur. Ya bakma şimdi Rufi'nin 5. vites, e, pardon Gomu Gomu no Mi. Yani Nika meyvesi var. Evet. Bu adamı nasıl yenebilirsin? İstediğin kadar haki bas tamam mı? En çok güçlü bir kral olsun. Çok güçlü bir adam ol. Zorlarsın. Luffy'i zorlarsın. Evet. Yenebilir misin? Belki yenersin. Ama onun bir denize at abi. Luffy bitti gitti. Böyle bir güç yani. Böyle bir Hı -hı. güçten bahsediyoruz. Dolayısıyla Imo bence yüksek ihtimalle suyu yönet yönetebilen, suyu manipüle edebilen birisi. Ve bu yüzden dünyanın suları altında kalmak kalmasını istiyor. E, çünkü bu adamın ana gayesi, gayesi, ana amacı dünyanın kralı olmak. Evet. Dünyanın yönetmek tıpkı kara sakal gibi. Tıpkı kara sakal gibi. O da güç topluyor, güç elde etmeye çalışıyor. Tek sebebi ne? Şey Van Ogur söylüyor. O havalı. Zavardo. Şancı. The world. <laughs> yani, dünyayı, dünyayı istiyoruz diyor. Evet. Satürlü satürlü ya satürlü. inanılmaz bir paneldi o ya. Evet çok muazzam bir paneldi ve Karasakal ile Immune'un arasındaki bağlantıyı da bence çok net bir şekilde açıklıyor ee, o panel. Peki tehlikenin farkında mısın? Şu an ile birlikte antik Tabii. silahlar bilgisi Karasakal'a ulaşmak üzere. Hani Hı -hı. tam böyle Vegapunk'ın kaydından dinledi Aa antik silah diye bir şey varmış falan. Şimdi konumları geliyor yolda aynen bir de diyor antik be kafam, işte antik silah olmazsa antik silahlar bu savaşın en önemli etkeni tabii tabii antik şöyle antik özel... silah böyle ha? antik böyle dünyayı yerinden oynatır <laughs> Sen bana karı sakal anlatırsan bu adam karı boyu alır yamacına ister antik silahı gider bana ya. E tabi bu arada eğer böyle bir durum olursa bak çok ilginç bir savaş olur abi. Neden? Muhtemelen antik silahlardan Uranüs imunun elinde. Vallahi o hasır şapka Uranüs bile olabilir. Ben yavaş yavaş şüphelenmeye başladım. Ya olabilir her şey olabilir. Tam da gufili yani. Çünkü ya çok şey gibi değil mi diyor. Yani 800 yıldır kullanılmayan bir böyle antika gibi değil durmuyor mu? Paslanmış falan. Yani. tam böyle, böyle hani e, hani Mother Flame'in olduğu haberi geldi. İm gitti. O şeye hücreyi açtı gibi. Hı hı. O bilmem yani, Road'dan beklerim ben böyle bir hamle. tabi tabi Ya bir de o şeklin mekti falan da benziyor olabilir. Tabii. Yani o Gökyüzünde gördükleri karartı Koca bir şapka falan Ş gibi. Şapkaymış falan böyle. <laughs> olabilir yani. Ben böyle Archer Goofy değil dediğin Tabii. gibi. Tabii. Bak mesela Uranüs İmuda, şimdi Plüton'da olabilir. Plüton şeyde... abi Vanon'un altında kara sakal az sonra ha. gidecek oraya gibi geliyor bana öyle bir hissiyat var bende. Plüton kara sakalda, e, Shiroshi güvende olursa Luffy ve Poseidon Nufi'de. Evet. Abi 3 tane antik silah, 3 farklı kişinin elinde. Evet. Bu bu bayağı büyük bir olay. Yani bu büyük savaş diyoruz ya. Uh -huh. Karasakan ne yapacak? Deprem meyvesini yıkacak. Atıyorum İmu, Urönüs'ü ateşleyecek. Luffy, Shiroishi sayesinde deniz ekosistemini yönetmeye çalışacak. Uh -huh. Ya bu biraz biraz bence kayıp yüzyıldaki muhabbete dönüyor gibi. Neden? Dedin ya antik krallıktaki antik krallık bu antik silahları yapıyor. Şu an İmu nasıl Satürn'e elde etmiş? Yani evet. e, büyük yüksek ihtimalle kayıp yüzyılda da bu antik silahlar çarpışmış. Hepsi belki birbirinden farklı insanların elindeydi. Ki U İmu... Uranüs'e sahipsi hı. yüksek ihtimalle öyleydi. Hı hı. Dolayısıyla işler büyük savaşa doğru kayıyor. Tarih tekerrür edecek ve zaten Vegapunk'ın dediği gibi bu savaş aslında hiç bitmedi. Nedeni ne? Evet. İki ideoloji savaşıyor. Ve hala savaşmaya devam ediyor anlaşılan. Abi ben yani başta dediğim gibi kayıp yüzüze gittiğimizde şunu göreceğiz. Tek kötü adam İm. İm'in İm evet. şu an ya adı im olmayabilir o karakterin. Hı hı. Çünkü dediğim gibi bence Aziz Nerona İm böyle çok epik bir adam yani o... 20 krallığa e, liderlik etmiş bir adam olabilir e, anti krallıkla olan savaşta e, bence bir tane adam bu kadar yozlaşmaya sebep oldu e, evet. o, o dönemin oroçisi e, <laughs> evet. şu anda im olarak kendini tanıtan kişi dü dünya hükümetinin başındaki kişi e, şunu da aslında e, belki konuşmak lazım ya, hatırlıyor musun şey muhabbeti vardı pluton aslında diğer antik silahlara karşı yaratılmış bir şey gibi bir muhabbet vardı hatırlıyor musun evet, çok evet. eskiden Ta Enies bir zamanı. Evet. Abi Pluton da biliyorsun, e, sen de ta geçen derin one piece'te konuşmuştuk. Sen anlatmıştın. Pluton çok büyük hasar görmüş olabilir belki de Zuneşa tarafından. E, özür dilediği şey bu olabilir. Fark ettiysen hani Pluton sanki ortadan kalktıktan sonra hani Uranüs'ü durduracak bir şey kalmadı ve Uranüs yüzünden dünya bu kadar bu hale geldi hani sular altında kaldı muhabbeti var gibi. Hı. Çünkü sular altında kalma muhabbeti neyden çıktı abi? Yani deniz seviyesinin yükselmesinden çıktı. O da Lulusia yok oldu. Bakın deniz seviyesi şu kadar yükseldi. Yani buna sebep olan şey Uranüs gibi ve ortada Uranüs'ü ee, durduracak bir şey kalmadı Plüton hasar gördükten sonra. Plüton'un hasar görmesine sebep olan plan da Entrika'da gene aynı kişi tarafından yapıldı. İM. Hı hı. Ve buna sebep olan kişiler Zunesha antik robot Helabot, vesaire. Abi. O yüzden özür diliyorlar. Yani aslında şu an e, bence tam hani derin One Piece'e hani dünyanın en nitelikli One Piece şeyi diyoruz ya programı öyle evet. açıyoruz. Hı hı. Buna çok yakışır bir program oldu. Neden? Bak aslında az çok bütün gidişatı bile oluşturmuş olduk. Evet. E, Pluton'un devre dışı kalması plan sonucunda Uranüs'ü durduracak bir şeyin kalmaması. Kalmaması. Uranüs'ün ya antik silah, antik krallığın kendi elinde olan bir silah, kendisine karşı kullanılması ve dünyanın sular altında kalması ee, bana çok Senaryo şu anda buna ben, oturdu. Evet, buna benzer bir şey oldu. olacak arkadaşım. Bundan yıllar evet. sonra kayıp yüzyıl arkını izleyeceğiz. Ee, bir iki yıl bu, sonra falan geri evet. dönüp bakın buraya gerçekten en az bir şeyi tutmuştur yani. E çok ya iyi Birkaç şey zaten anladım. her şeyi tutturmak imkansız da. Zor. Ee, şu anda en azından ya yani, teori nedir abi işte elindekilerle tutarlı şey henüz yani. şu an hani yanlışlanamayan, eldeki bilgilerle yanlışlanamayan e, bir şey. Yanlışlanamayan demeyeyim de hani yanlışlanana kadar doğrusu bu Hı -hı. gibi ya yani, teori bu demek ya. Hı -hı. Ee, öyle bir şey oluşturmuş olduk. Peki Evet abi. E, hazır buyur. ona da kay kayalım. Bir hiç Tabii. konuşmadık çünkü. Bir savaştan bahsediyoruz. işte Joy Boy yüksek ihtimalle e, uğradığı veya bir şey yaşadı. Evet. E, e, antik robotu ile Zuneşya bir hata yaptı. İmu kazandı. Hı hı. Bu as bu savaşın aslında bir sebebi var ve bu sebep İki farklı ideoloji barındırıyormuş. Ve Vekapank'a göre hangisinin haklı, hangisinin haksız olduğunu e, gösterecek bir bilgiye sahip değilmiş Vekapank. Evet. Şimdi sence bu ideoloji ne? Senin bir fikrin var mı? Ben çünkü e, bir birkaç fikir düşünüyorum böyle iki üç fikir düşünüyorum. Tutabilir mi? Tutabilir. Tutamaz mı? Tutmayabilir. Yani e, biraz çünkü bu uç bir şey. Yani uç, bayağı uç bilgiler. Biz mesela Lili dedik az önce. Evet. Hani yüzünden çıkmış olabilir dedi. Peki abi bu hani komik bir hikaye ise. Hani Karasakal İmu diyoruz ya. Hı hı. Karasakal ile Luffy aslında geçmişteki Joy Boy ile İmu'yu yan yana gördük. Luffy ile Karasakal. Ee, Mocktown'da, Jaya'da. Ne diyorlardı? Bir tane yemek yiyorlardı. Of bu turta çok iyiymiş ya. Diğeri evet. diyor ki bu turta çok kötü. <laughs> Diğerinde portakal suyu getiriyorlar. Bu portakal suyu çok iyi ya. Diğeri diyor ki çok kötü. Sonra evet. bir anda bunlar kavga edeceklerdi. Luffy şey, Zoro ile Nami ayırmasa. Mesela böyle bir savaş sebebi olsa bu komik hikaye olur. Yani deriz ki tamam abi bu komik bir hikayeymiş. Evet. Ama ne kadar doğru olur bilemeyiz. Hani e, One Piece'in çünkü genel doğrunu belirten bir... Ee, savaş olduğu için bu. Hı hı. Savaşın bu sebepten dolayı çıkması tam aslında HR odalık bir goofy'lik, bir gariplik ee, ama niye çıktı da demeyiz. Çünkü geçmişin Joyboy'u ve Imusu bugün şey yapmış. Hani iki farklı görüş bir yemek üstünden iki farklı görüş üstünden kavgaya tutuşmuşlar. Evet. Ee, ya bu olabilir? Hani atıyorum hamburger iyi mi kötü mü? Ah büyük savaş başlasın. Bu Tabii. biraz saçma. Hı -hı. Ya Kara Sakal Luffy mevzusunun gerçekten Joy Boy ile ime bağlanacak mı? Ben ona emin değilim. E, Kara Sakalın şey tarafı da var ya çünkü Zebek evet. tarafı var ya. Hı -hı. E, ona emin değilim ama sanki Roger'ların Gülünç Masal'dan kastı Joy Boy'ların korsan olduktan sonrası gibi geliyor bana. Hı -hı. O yani denizde Hı -hı. çıktıkları Hı -hı. masalı anlatıyor. Hı -hı. E, antik krallık tarafını değil gibi geliyor. Çünkü e, tahminlerimize göre Bink'in Sakesi deki anlatılan o gülünç e, hikayede macera da gene korsan olduktan sonra Binkin Sakesi korsanlık şarkısı çünkü yani. Evet. Ee, büyük ihtimalle bu Ha bu arada bak şu da çok önemli. Joy Boy'u bu zamana kadar hep şey gibi gördük. İşte özgürleştiren, köleleri kurtaran. <laughs> Böyle bence değil artık. Bu bilgi iptal. Çünkü bunu yapan Nika. Nika. Efsanelerdeki evet. Nika. Joy Boy değil. Joy Boy başka <laughs> biri. Joy Boy antik krallığın lideri büyük ihtimalle. Ve D'lerin de lideri daha sonradan. Korsan olduktan sonra. <laughs> Ee, bunu da araya atalım. Bu çok önemli. Bence şey mevzusu e, gidebilir buradan. İşte vay köleleri kurtardılar joy boy ve tayfası bilmem ne. Oradan geliyor. Hayır abi o Nika'ydı. Nika evet. O farklı kişiler. Farklı, farklı kişi. Veya Luffy şey Joyboy bunu yapıyorsa Luffy gibi istemeden yapıyordur. Luffy'nin evet. derdi insanları kurtarmak değil. Adam kahraman olmaktan nefret ediyor. Sevmediği bir insan karşısına çıkıyor. onun yeniyor. Ya istemeden de olsa evet. insanları kötülükten kurtarıyor. Joy kesin öyle bir şey yapmıştır zaten. Abi Joy Boy'da kesin öyle bir şey var ve bence ya Joy Boy adamın adı Joy Boy ya. Bir kere bak bu Hı -hı. bir şeyler çağrıştırması lazım. Bu herif Nika meyvesi yediği için mi Joy Boy dediler? Hı -hı. Yoksa harbiden adı Joy Boy. Şimdi Vegapunk'ın dediğine göre adamın adı Joy Boy. Evet. Direkt ismi Joy Boy yani. Ya, Laugh da değilmiş. Evet. Ya bu herif bence Nika meyvesi olmadan da böyle inanılmaz eğlenceli bir adam. Ee, şey gibi işte Tom Bombadil falan gibi bilir misin bilmiyorum Hı -hı. hani. Bilmesen bile denk gelmişsindir. Hı -hı. ve bence bu adamın kaptan olduğu bir korsan tayfası da gene çok eğlenceli ve sanki onların hikayesi işte raftel denilen o gülüç gülünç masal sanki bu tayfanın hikayesi hani çok önemli işler başarıyorlar ama bunu hep Hı -hı. böyle eğlenceli bir şekilde başaran bir ekip gibi olabilir bunlar abi. Şöyle bir şey söyleyeyim. Ee, Noland'ın Nolan'ın masal kitabı var biliyorsun. Evet. Bu Mont Blanc kriket gösteriyor. Noland'ın torunu tabii, gösteriyor. Tabii. Ne yapıyor Noland'ın masal kitabında? Noland'ın deniz boyunca yaşadığı tüm Hı -hı. E, anıları anlatıyor. Evet. İdamına kadar. İşte altın şehri buluyor kitapta, masal kitabında. Altın şehri buluyor. Yalan olduğu söyleniyor. Ama aslında Noland'ın hikayesine göre o gerçek. Sonra idam ediliyor. Bildiğin Noland'ın hikayesi bir masal kitabında anlatılıyor. Evet. Dediğin şey olabilir... Çünkü Vegapunk konuşmasına başlamadan önce bir hikayeden bahsediyor tıpkı dolandığın kitabı gibi. Ve bu hikayenin baş karakteri de Joy Boy diyor. Evet. Yani dediğin gibi o güldükleri şey şimdi mantıklı geldi. Joy Boy'un yaşadığı macera olabilir. Hani Hı -hı. dediğin gibi. O yüzden o iki ideoloji konusunda zaten ben öyle bir şey çıkarsa onu saçma bulurum. Evet. Ee, daha çok biraz daha insanları ikileme düşürecek bir konu olmasını isterim. Mesela e, ben bunu yayınlarda da işte videolarda da söylemiştim. Evet. One Piece projesinin hayatı geçirip geçirilmemesi, hı hı. bunun en büyük kanıtı ne? Yani olay şu, bir taraf diyor ki dünya tek parça olmalı, insanlık bir arada olmalı. Evet. Diğer taraf diyor ki hayır, e, insanlık insanlık arasında sınırlar olmalı e, veya bağlantılı olmamalı. Hı hı. Bu birinci ihtimal. İkinci ihtimal şu olabilir, insanlar bağlantılı olmalı. İki tarafta bunu kabul ediyor. İki evet. taraf da böyle olmasını istiyor. Ama antik krallık bunu antik silahlarla yapmak isterken diğer taraf bunu bir köprüyle yapmak istiyor. Hmm. Mesela burada değinmek istediğim yer Tequila Wolf olayı. Evet. Mesela Tequila Wolf diye bir köprü var. Lafte ile gidilirken gösteriliyor. Hala Tequila ne? Wolf aslında yani köprünün adı değil aslında bu arada. Hani köprü <laughs> o kadar Oradaki uzun şeyini. ki... <laughs> bir sürü şehir var. Biri de Tekila işte Robin'in evet. gittiği. Evet. Hı hı. O köprü mesela 900 yıldır yani kayıp yüzyılın başlangıcından beri yapılan bir köprü ve hala bitirilmemiş. Orada da bir sürü köle çalışıyor. Olay yani ideolojik karşıtlık şu olabilir. E, Antikrallığın yapmak istediği şey bir yıkım aslında. E, One Piece projesi bir yıkım yıkımı getiriyor olabilir. Çünkü evet. dünyanın ekosistemini değiştirecek bir olay yüksek ihtimalle. Çünkü Poseidon aslında denizin polisi. Hı hı. Eğer dünyada bir yıkım uğratırsan, ne bileyim bir tane kıta parçasını yok edersen, mesela Red Line'in tam ortasını yok edersen, tüm denizler birbirine karışır. E, sükunet kuşağında, One Piece haritasına bakıyorsun sükunet kuşağında dev dev deniz kralları yaşıyor. Evet. Poseidon'un küçük, küçük, hükmede aynen. bildiği tip. Hükümete de deniz yaratıklı. kralları yaşıyor. Öbür taraftan küçük küçük balıklar da var. Yani bu bir kaos olur denizde. Hı -hı. Senin bu denizdeki ka kaosu bir şekilde yönetebilmen gerekir. Bunu da Poseidon yapabiliyormuş zaten. Ee, diğer yemi krallık bu bu işte bu ulaşabilecek yıkıma karşı çıkmış olabilir. Mesela bu mantıklı ve şöyle bir antitez uygulamıştır. Evet insanlar bağlantılı olabilir ama bunun için bir yıkımı uğratmaya gerek yok. Hı -hı. Bunu bir köprüyle beraber yapabiliriz. Diğer tarafta demiştir ki ya köprü diyorsunuz da bu imkansız. Köprünün yapılması yüzyıllar boyu sürebilir. Orada kimleri çalıştıracaksınız? Gibi bir gibi bir muhabbet doğmuş olabilir. <laughs> ee, bu aslında bize Tekilo Wolfin bulunduğu köprünün önemini anlatıyor ki zaten hala anlatılmadı. Mesela Time skip boyunca hep karakterler birbirleriyle bağlantılı yerlere götürüldü. Evet. Sanji okamaların arasında götürüldü. Zoro atıyorum, eh ee, yanına gitti. Hı -hı. Nami hava olaylarının yönetebildiği yere git gitti. Hep bir bağlantılı yerlere git gidildi. Yani abi Nico Robin, Nico Wolf'e gitti. Fır yani tesadüfe bak. Kayıp yüzüyle bağlantılı olabileceğini düşündüğümüz yere gitti. Evet. Mesela Tekino Wolf'un Wolf ve bu iki ideoloji karşıtlığın böyle bir açıklaması olabilir ve bence bu Mantıklı da aslında. Mesela abi, sen ne düşünüyorsun? Nasıl şi, bir... Bence abi şimdi ideolojiler arası bir savaş ise bu. Zaten o savaşı şu anda o 20 krallık kazandığı için demek ki onların ideolojisinde yaşıyoruz şu anda. O da şunu çok net belli ediyor. İşte boş taht, 20 krallık, demokrasi, beraber Hı -hı. yönetelim. Tüm dünyada bir kolluk kuvveti olsun. E, ortak. Her her krallığa yardım eden işte donanma gibi gibi. Evet. Eğer gerçekten ideolojisi de şey belli ee, aslında o dönem 20 krallığın neyi savunduğu şu an yaşadığımız şey. Ama ya bu tabii ki şu anda yozlaşmaya uğramış durumda. Çünkü bence kölelik, kutsal ejderlerin tanrı gibi görülmesi gibi gibi mevzular imin 800 boyunca yozlaştırdığı İm ve Gorose'nin şeyler gibi geliyor. Çünkü dünya hükümetine baktığı zaman çok güzel yanları da var ee, yönetim açısından işte Reveri diye bir şey var. Her 4 yılda bir bütün krallıkların gelip ortak kararlar aldığı dünyada falan gibi İşte bak tahta kimse oturmayacak boş taht tamamen sembolik bak hepimiz kılıcımızı sapladık gibi gibi ee, sanki dünya hükümetinin ya o dönem 20 krallığın savunduğu şey şu aslında biraz daha işte demokrasi ve monarşi gibi geliyor bana. Bence Joy Boy'lar biraz daha şey kafada. Gelenek özgür, e, özgür ve böyle biraz da e, hani her şey bir sisteme bağlı olmasın. Evet özgürlük aslında ya yani. biraz liberal. <laughs> liberal takılalım. Hani şu anda dünya hükümetinde ne görüyoruz? Baba her şey bir düzen yani kanunlar var mesela şu anda dünya hükümetine bağlı 170 krallık ki HRO'da çok bu konuda hani e, rakam sayı vermiyor ama bence dünyanın %90'ı dünya hükümeti tarafından yönetiliyor. Yani atıyorum 200 krallık var. 170'i şu an dünya hükümetine bağlı gibi bir şey. Yani dünya hükümetine bağlı olan krallık ülke sayısını biliyoruz ama toplam kaç ülke var dünyada onu bilmiyoruz ya. Evet. Bence çok değildir. Hani dünyanın %70'ine ha olsun hadi biraz daha indireyim %70 80'e de bence dünya hükümetine bağlı. Ee, ve diyelim ki böyle abi dünyanın %80'i aynı kanunlarla yönetiliyor şu an düşün. Ee, dünya hükümetinin kanunları var. Bence ee, o dönemki kazanan taraf dünya hükümeti yani 20 krallık olduğuna göre onların ideolojisi bu yön bu yani. Kanunlara göre yönetilsin dünya. Hepimiz ortak bir paydada buluşalım. Evet hepimiz ayrı krallık olalım ama ortak bir kurallarımız da olsun bütün krallıkların uyduğu gibi gibi e, bir ideoloji vardı. Bence im şu anda o gördüğünüz kölelik e, işte insan ay şey ayrımı sınıf ayrımı gibi gibi böyle iğrenç şeyler. Bence im ve Gorosei'nin yüzyıllar boyunca yozlaştırdığı şey. Bence en başta şey yoktu yani bunlar bizi tanrı olarak görsün. Çünkü baktığın zaman işte Lili falan da bu şeyin için bu ideolojinin içinde. Hani iyiliğine kefil olduğumuz bazı karakterler de bu şeyin içinde Hı -hı. sistemin içinde ve e, hani deniz donanma gibi işte bu reveri gibi demokrasi gibi güzel yanları da var yani dünya hükümetinin bence tabii, tabii. bunlar işte ta şeyden kalma e, o dönemki 20 krallığın ideolojisinden kalma şeyler bence bunlar. Ya şöyle söyleyeyim ben buna katılıyorum bu arada. Benim aklımda olan başka bir fikir de buydu. Evet. Bir taraf özgürlük hani fazla özgürlüğü savunurken özgürlüğü evet. aslında özgürlüğü ideoloji olarak belirlemişken diğer taraf biraz daha kontrolcü demokrasi. Tabii hemen ordu kurmuşlar mesela. Heh, aynen. Donanmayı yani. kurmuşlar. Diğer taraf böyle daha çok kontrolcü bir yapı istiyordu. Evet. Ya şöyle söyleyeyim, Bakpack aslında ahlaki olarak veya haklı bir, yani ahlaki ve vicdani olarak haklı ve haksızı seçemiyor konuşmasında. Diyor ki hmm. hani haklı ve haksız kim bunu söyleyemem diyor. Bence onun da bu konuda e, bir düşüncesi net bir düşüncesi yok. Bir de çünkü o e, durumun anlatıldığı manga'nın ismi manga kap, manga'nın başlığı, manga sayısının başlığı Ikarus'un kanatları. Evet. Orada aslında biraz da bahsediliyor. Her şeyin fazlası sarar. Çünkü Icarus da fazla özgür olmayı seven birisi. Fazla özgür olduğu için ölen birisi Ikarus Evet. E, dolayısıyla bu ideolojiler çatışmış olabilir gerçekten de. E, özgürlük ve kontrolcülük. Hı hı. Ama şöyle bir şey de var. Ben şunu da çok merak ediyorum. Dediğin gibi ideoloji bir ideoloji kazanmış mı ondan pek emin değilim. Neden? Çünkü ve kapan bu savaşın hala devam ettiğinden bahsetti mesela. Evet. Dolayısıyla bu ideoloji evet hafiften bir belirlenmiş olabilir. Yani uygulanıyor olabilir veya yozlaşmış da olabilir. Ama tam olarak net bir şekilde onu göremedim, görememiş de olabiliriz. Tabii. Yani çünkü, savaş çünkü hala devam ediyor. Savaşın sebebi belli değilse savaş hala devam ediyorsa savaşın ana amacı yerine getirilmemiştir aslında. Ama bu hani bahsettiğimiz birkaç şeyden bir tanesi bence savaş sebebi olabilir. Özellikle ben sonuncusuna çok katılıyorum. Özgürlük ve kontrolcü dediğin gibi. Abi işte sağ sol kavgası bu arada dümdüz direk fark ettiysen. Aynen. Aslında yani. öyle evet. Aynen. Öyle bir tarafı var. Hı hı. Ee, ama çok hoşuma gitti işte bu Vega Punk. O hep yayınlarımda da söyledim. Evet abi kayıp yüzyılda olması gereken şey bu. İki ee, iki tarafında haklı sebepleri var. Ee, bence bence H.R.O'da... hani birazcık şey olursa, yani ya kasarsa birazcık böyle yazarlık tarafına bu hani bazı çok üstün üstünkörü yapıyor bazı şeyleri. Ama kayıp yüzyıla böyle harbiden dur lan şöyle birazcık Togashi tarzı bir şey yapayım derse hı hı. E, belki de toplulukta bile okuyanlar arasında şey olabilir. Lan aslında bunlar haklıymış. Lan aslında yok hayır öbürleri haklıymış. Böyle ikiye ayrılabilir. Keşke öyle bir şey yapabilse. E, dediğim gibi o dönemde tek, ya kimin Haklı olduğu kesin değil ama kimin haksız olduğu kesin. Yani im orada şu anda im olarak tanıdığımız kişi bence bütün her şeyin içine eden kişi o Aynen, e, gibi geliyor. Ya bir de şey bu arada o haklı haksız da değindik ya. Evet. Mesela Luffy biz okuyucuyuz Luffy'yi seviyoruz. Luffy'nin özgür olmasını, Luffy'nin böyle özgürlüğü evet. sebebiyle salak salak şeyler yapmasına gülüp geçiyoruz. Ama aslında etrafındaki insanlar için o bir tık rahatsız edici olabiliyor. Nami mesela Tabii. kafayı sıyırıyor. Tabii. Yani o yüzden yüzde haklı, yüzde haksız kesinlikle bence ayrılacağız. Yani mesela sen dünya hükümetinin haklı bulabilirsin bir ideoloji konusunda. Ben, %100 belki ben... bu arada onu haklı bulacağım gibi geliyor bana. Yüzde <laughs> yüz o yirmi krallık haklı diyeceğim değil mi, gibi değil geliyor. Mi? Biraz ben de ona kayacak bir şeyim gibi geliyor. Eğer dediğin gibi bir yozlaşma olursa çok derin olur bu arada. Umarım öyle olur. Abi peki e, şuna katılır mısın? Yani benim her zaman yani Yonko zirvesinden bile hatırlıyor olabilirsin belki. O zaman <laughs> söylemiştim. Kayıp yüzyılın kaybolmasının sebebi hani dünya hükümetinin orayı kaybetmesinin sebebi antik silahlar bence. Antik silahları kimse öğrenmesin. Çünkü fark ettiysen dedik ya herifler korkularından çatıya çıkmış. Evet. Antik silah korkusundan. Her Hı. yerde antik silah arıyorlar. Biliyorsun Iceburg'u falan darlıyorlardı. CP işte Cypher Pol üzerinden. E, o ağzından laf almaya çalışıyorlardı. Sırf o yüzden hatta Franky'e verdi. Pluto'nun evet. planlarını çünkü bak dünya hükümeti beni darlamaya başladı sende dursun ee, şeye katılır mısın yani kayıp yüzyılın gerçekten de antik silahları kaybetmek için insanlar hiç kimse kayıp antik silahları bilmesin ve tekrar Hani bizim şu anki bu gücümüzü kesebilecek tek şey bir antik silah ee, o yüzden abi kimseye söylemeyelim. Kayıp yüzlü o yüzden kaybetmiş olabilirler mi? Ya şöyle söyleyeyim, bu aslında imunun bir sahnesiyle açıklanıyor gibi afi特an. Evet. Bu imunun ilk gözüklüğü sahnelerden bir tanesinde hem potansiyel düşmanları olan diilerin evet. e, posterlerini kesiyor, hem de Poseidon'u posterine, yani Shiroşine posterini yırtıyor imo. Ya antik kral ya antik silahların kullanılmak istenmemesi e, evet. ve bu çok bariz bir şekilde belli bence çünkü hem Plutonu etmeye çalışıyor dünya hükümeti, evet. yani onu kullanacak anlamına gelmiyor da olabilir bu arada. Tabii hani ya belki de bizim... kullanamaz. Ya büyük ihtimalle Pluton da çok şeydir. Mother flame hmm. gerekiyordur ee, marş basabilmek tabii için. Tabii Pluton. tabii tabii tabii. Aynen öyle. Yani dediğin gibi olabilir o yüzden. Yani çünkü nasıl söylesem yani Plutonu elde etmeye çalışıyorlar. Poseidon'un posterlerini yırtıyorlar. Evet. Sadece elinde bulundurup abi etliye süt diye karışmayalım. Kimse bunları elde etmesin. Bizim koltuğumuzdan etmesin mentalitesinde olabilirler. Ee, eğer bu mentalite içerisindelerse e, aslında sen antik silahlarla beraber dünya hükümetine büyük bir darbe vurabilirsin demek oluyor. Uh -huh. e, dolayısıyla ben sana katılıyorum bu konuda. Yani bence e, bu zaten Vekapank da söyledi antik silahlar bu savaşın ana belirleyici etkenleri evet. diye. Bu arada o, yani... yani şunu da fark etmişsindir. Hı -hı. Antik silah şu, şu an ellerinde Uranüs var belli bu kesin. Dünya hükümetinde Uranüs var. Poseidon'la ve Pluton yok zaten nerede olduklarını biliyoruz. Vega açıkladığı gizemler var bir tarafta. Bir tarafta da Mother Flame var Egette. Fark ettiysen ikisi Vega Punk'ın kaydını durdurmamız lazım kesin. Ama Mother Flame'i de kesin yok etmememiz lazım. Yani ikisi aynı şeyde. Ee, hı hı. onlar için aynı önemde. Yani evet. çünkü şu muhabbet geçiyor. İsterse bütün adayı yok edebilirler. Gorosayda öyle bir şey var. Hı hı. Ama hayır abi Mother Flame gider. Bütün adayı yok edersek. Yani şu anda Vega Vegapunk'ın kaydını durdurabiliriz bütün adayı yok edip. Ama Mother Flame de en az onun kadar önemli. Yani herifler için kayıp yüzyılın açığa çıkmasıyla antik silah ateşleyecek şey aynı önemde. Tabi tabi tabi. Yani, yani, feda Çünkü büyük ihtimalle başka yok abi. Mother Flame'de yoksa Uranüs bitti bir daha da şey yapamayacaklar kullanamayacaklar yani. Evet aslında onlar aynı öndemde. Ya çünkü evet. bir yandan adam bahsediyor, Dealer diyor. Tabii tabi. Joyboy Joy Boy diyor Ya sen Joy Boy'un ismini silmek için elinden geleni yapmışsın. Impel Down'da mı ne ya işte Who's who hapisteyken Binika ismini gardiyan söyle diye gardiyanı evet. yer silmişsin. Evet. Adam Joy Boy diyor, 20 krallık diyor. Ya kim <laughs> bilir neler neler söyleyecek. Sen bunları göz ardı edebilecek seviyedesin. Niye? Aman ana alemine bir şey olmasın demek ki senin elinde ana alevinin bulunması gerekiyor bir şekilde veya yanlış Hı -hı. yerlere geçmemesi gerekiyor. Ya yok edilmemesi gerekiyor daha doğrusu. Evet abi. Çünkü ya herifler belli ki 800 yıldır ya kayıp yüzyılda bir ateşlemişler. Bir daha Hı -hı. da bulamamışlar hani şeyi bitti çünkü ateşleyecek bir şey yok. Tabii. O da bunun Hı -hı. sebebi de büyük ihtimalle antik krallık zaten teknoloji merkezi o dönemin. Hı -hı. Antik krallığı yok ettikleri için. Silahla şey de gitti son batarya pil de ona gitti antik krallıktaydı bütün teknoloji ateşleyecek o da gitmiş oldu 800 zaten... yıldır e, şey karantinada şapka olarak bekliyor Uranüs <gülüyor> Tabii, <gülüyor> zaten... o kesin değil de şu an şey yaptım hani daha önce konuştuk <laughs> diye zaten VK da e, hani hayalinden bahsederken diyor ki ben sonsuz evet. bir enerji formu bulmak istiyorum. Evet. Ya şu antik robot da var. onun enerji formu aslında buna benzer olabilir. De, ben onun hiç çalıştıramıyorum. Tabii. Niye çalıştıramıyorsun? İşte yapamadım, beceremedim. Bunu be becerebilen tek bir yer vardı. Antik kral. Antik kral. Yakıtı bulamadım diyor ya. Bunu yakıtı çalıştıracak bu yakıtı bulamadım. Aynen o yakıtı da antik krallık sahipmiş. Yani dediğin evet. gibi olabilir. Sonsuz enerji formu aslında antik krallıkta vardı. Antik krallık yok olunca o da yok oldu. O yüzden Hı -hı. Uranüs kullanılamadı uzun zamandır. Evet. O yüzden dediğin şey gayet olur gibi. Peki abi şimdi Oden Joy Boy şeyinden bahsetmiştim biliyorsun. Şundan da bir küçük Bahsedeyim. Antik krallık ile e, sorunun başlama kısmı, yani antik krallıkla 20 krallık niye böyle? Hani aralarında bir sorun başladı e, gibi bir mevzu. ideolojiye bağlanıyor ama acaba şu Hı -hı. aklıma geldi. Antik krallık da dışarı kapalı bir yer miydi acaba? Dışarı açılınca mı sıkıntı oldu ve Vano ile böyle bir e, paralelliği olabilir mi? Hı -hı. Çünkü antik krallık da hani birazcık diyelim ki 20 krallığın kötü olduğu bir senaryo. Kötü değil de bunların suçu e, denilen bir senaryoda. Acaba hani bak teknoloji teknoloji teknolojimizler herkes yararlansın diye dışa açıldılar ve bu onların sonu mu oldu? Bu arada bu olabilir. Neden? Sen bu videonun başında dedik ki evet. e, Oden ile Joy Boy benziyor olabilir evet, dedik. Tabii. Oden de ne diyordu? Denizi açılmak istiyorum, sınırları açalım. Evet, Vanoy'u açalım. Joy Boy gelince sınırları açalım. Evet. Eğer böyle bir benzerlik gerçekten de bulunuyorsa Hı -hı. E, sınırların açılması antik krallığın sonunu getirmiş olabilir. Ya bir de bence gerçek hayattaki olaylara kesinlikle değinecek da. Ya şöyle çok gelişmiş bir krallık düşün, çok gelişmiş bir ülke düşün. Evet. Bu ülkenin hani diğer ülkeler, diğer şehirler daha doğrusu bundan otomatik bir şekilde rahatsız olur. Senden hı hı. daha gelişmiş bir ülke var ve tamamıyla onun sözü geçiyor bu, bu önemli olaylarda. Senden Enerji anlamında çok gelişmiş, teknoloji anlamında çok gelişmiş. Ee, yani bu tür bir ülkeden rahatsız olursun. Dolayısıyla eğer antik krallık herkese açıksa, hı hı. yani dünyanın yani tarihin her e, anında, her e, zamanında kıskanç, çekemeyen insanlar olmuştur, krallıklar olmuştur. Evet. Dolayısıyla dediğin gibi eğer antik krallık böyle herkese açık bir konuma geçtiyse, bu diğer 20 krallığı özellikle e, sinirlendirmiş veya kıskandırmış olabilir ki zaten bunlar bir araya gelip biz bunları anca böyle yeniriz demişler yani. Abi kesinlikle ya gerçekten şu an bak kayıp yüzyıl ile ilgili heyecanım katlanıyor. Hı -hı. Çünkü inşallah şey olmaz e, evet çocuklar 3 bölüm mini ark her şeyi anlattım <laughs> hızlıca geçtim değil de. Yani <laughs> harbi şöyle bir ark yani en azından eget kadar uzun olsun yani eget kadar Keşke. şeyi yok mu? Koskoca kayıp yüzyılın. Yani 23 yıldır 25 yıldır bunu bekliyoruz zaten. 3 3 4 bölümde anlatırsa HO'da yazıklar evet. olsun. Ya Umar ve şey yani dedi izliyorsun. ya yani bu hikayenin baş rolü Joy Boy diye bir adam. Yani Hı -hı. harbiden Joy Boy'un rolde baş rolde olduğu bir hikaye izleyelim abi. Upuzun şöyle yani. Evet. Ee, keşke öyle bir şey olsa. Kimseden bu arada bakacak. mesela şu detaya da şimdi bu videoda fark etmişsinizdir. Beni en böyle e, emin olduğum demeyeyim de sanki böyle çıkacak gibi dediğim şey. Hani e, dünyanın sular altına e, ya yani dünya sular altına kaldıktan sonra Joy Boy'lar hmm. e, memleketlerini kaybetmiş Joy Boy arkadaşlarıyla şeye çıktı. E, bir maceraya çıktı. Macera değil de bu hani biz tamam bu yaşadıklarımızı geleceğe aktaralım macerası. Tek amaç buydu ve büyük ihtimal hepsi bu yolda öldü. Hmm. E, fark ettiysen bak ki ben bu arkadaş grubu da D'ler diyorum. Hmm. Kendilerine D dediler. Sebebini bilemeyiz. Ki çok komik bir şeydi. Don mesela bence çok mantıklı artık o senin dediğin Don evet. muhabbeti. Hmm. Çünkü don. Böyle bir ekipten ki bu ekip çok böyle mutlu gülünç bir ekip büyük ihtimalle ee, o şey tarafı oradan geliyor Raftel hikayesi oradan geliyor büyük ihtimalle. Ve e, bu D'ler daha sonradan ne olarak bilindi? İşte Tanrı'nın doğal düşmanları, dünya hükümetinin doğal düşmanları, İm'in tırstığı, şey yaptığı e, posterlerini yırttığı, Lili'nin D olduğunu duyunca kafayı yediği bir şey. Şimdi benim bu tahminimi doğrulayacak bir şey de şu abi. E, dünya hükümeti veya Tanrılar, kutsal ejderler bunlar savaş esnasında yoktu ki. Bunlar anti krallık yok olduktan dünya hükümeti kurulduktan sonra oldu bunlar. Hmm. O yüzden D'lerin işte şeytan bunlar. Bunlar bizim doğal düşmanımız gibi bir şey olması için ortada dünya hükümeti olması lazım. E dünya hükümeti diye bir şey olması için de ya yani kutsal ejder olması lazım daha doğrusu. Bunun gibi bir şey olması için de dünyanın çoktan sular altında kalıp antik krallığın yok olup dünya hükümeti diye bir sistemin kurulmuş olması lazım. Hı hı. Bu da aslında evet, şunu evet. doğruluyor. Abi bu adamlar antik krallık yok olduktan sonra denize açıldı ve korsan oldu ve diler o zaman ortaya çıktı. Ee, gibi. Yani evet, evet. Şimdi bu videoda da istersen hani senin değinmek istediğin ama henüz değinmediğin bir şey varsa ona değin. Hava yavaş yavaş da toparlayalım. Ee, Çoğu şeyi söyleyeyim. konuştuk. Evet. Ee, biraz Nika'yı değinmek istiyorum. Bu Nika'nın evet. varoluşuna değinmek istiyorum. O çok baştaydı da biraz Hı -hı. aklımda kaldı. şey olabilir mi? Dedik ya dünya tarihi aslında 1800 e, yıllık yani bilindik yani bilinen 1800 yıllık bir tarihi var dünyanın. Eğer Nika ya çünkü şeytan meyvelerinin nasıl var olduğunu bilmiyoruz. Bu hala gizemini koruyor. Kim yaptı bunu, niçin yaptı, niye denizden etkileniyor, niye sudan etkileniyor? Bunları anlamını ve sebebini hala bilmiyoruz. Ve kapak bir teori attı ortaya. O da teori yapıyor. Evet. <laughs> <laughs> dedi ki dünya ya bu şerefsiz şey, teorileri de çok da girmiyor şey diyor ya şimdi ben anlatsam anlatırım da teori olur diyor de henüz <laughs> onaylanmadı lan anlat sen boş ver. <laughs> sen teori anlatın, olsun al, biz, biz tabii. zahmettiririz <laughs> tabii tabii bak şey diyor ki Vekapunk diyor ki şeytan mevleri için insanların arzularını işte keşke lastik olsam keşke ışık olsam bunları tabii. gerçeğe dönüştüren meyveler diyor Hı -hı. abi Nika gerçek olup bu sonradan arzuya dönüşmüş olabilir mi? çünkü çok eski bir şey yani tabii. Bin, 1800 yıllık poniglif bir Bilmiyoruz bildiğimiz kadarıyla. Çünkü polonikler aslında o 100 yıllık boşluğu evet, anlatmak için yapılmış. Evet. O Onlar hiçbir şekilde yok edilemez. Hı hı. Ama kağıttır, şeydir onlar yok edilebilir. Hı hı. Nika mesela kulaktan kulağa gelmiş olabilir mi 1800 yıl öncesinden? E, ve insanlar bunu bir arzu hani Nika gelecek beni kurtaracak ne olur Rabbim falan gibisinden bir durum olabilir mi yani? Eğer bu mesela arzuya dönüştüyse Aha. niye Nika meyvesinin gerçek olduğu belli olur. Neden? Çünkü şeytan meyvelerini dönüştüren, oluşturan şey ve kapanka göre şey arzular. Arzular. Duş. Aynen. Doğru. O, o yüzden... Belki o devasa şapka Nika'nın ve Nika diye birisi gerçekten var. Ee, sonra bu karakter yazılı bir şekilde Joy Boy gibi aktarılmadığı için tanrılaşmış ve arzuya dönmüş olabilir diyorum ben Nika için. Bence evet. böyle bir ihtimal de var. Ya yani her ihtimalden bahsetmek istiyorum böyle. Ya teorik olarak zaten evet, ee, teorik olarak efsaneleşmiş olsa bile tarihin bir noktasında belki de gerçekten öyle biri vardı. Nika diye biri vardı. Hatta belki Nika bu güçlere şey bile değildi. Böyle bir güçleri de yoktu belki Nika'nın. Çünkü dediğimiz gibi bu bir efsane ve ben şey dedim Zeus falan örneği verdim ya, evet. aslında Zeus'un da belki de bundan yüz binlerce yıl önce belki de Zeus gibi bir şey de olmuş olabilir yaşamış yani? olabilir biri evet, vardı belki bir de öyle biri. biri onu da bilemeyiz ha güçleri yoktur ama vardır. Tarihte gide 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 bir şekilde günümüzdeki haline gelmiş. Mitoloji zaten bu mitoloji bizim tabi dalımız değil Bil çok hı hı. bilgimiz olduğu yani bilimsel akademik bilgimiz yok ama Nika gibi bir şey abi ya bir, bir karakter yaşamış olabilir gerçekten de bu şey değil ya, yani hı. teorik olarak imkansız değil. Bir de şöyle bir şey daha ekleyeyim bu ya yani çünkü bu podcastte buna çok değindik bu yayında buna çok değindik evet. imon'un antik krallıktan birisi olması veya bir diye olması sonradan ihanet etmesi mevzusunda çok değindik. Tabii. Mesela 1117. bölümde kapak Diler hakkında bir şey söylüyor. Diler aranızda diyor ve sözü kesiliyor. Evet. Şimdi mesela bu kayıp yüzü de bağlanan bir şey. Neden? Çünkü D ismi geçiyor. Tabii ki. Ee, burada aranızda bir hain var veya ne bileyim kehanetten bahsediyor olabilir. Yani D'ler arasında bir Joy Boy'un geleceğinden tam böyle bahsedecek ol bahsedecek olacak da olabilir. Neden? Aslında ortada bir kehanet var. Evet. Ee, bu ikisinden bir tanesi olabilir. Eğer D'lerin arasında bir hain var derse ve kapank e, evet. bu aslında Imu'yu gösterir. Ya yani çünkü bizim teorimize göre bu podcast'te yaptığımız teoriye göre İmo bir değildi ve ihanet etti. Bir evet. sonra ihanet etti. Mesela bu Vegapunk'un son cümlesi buraya da bağlanabilir. Tabii. Ee, onun dışında düşünüyorum iki ideoloji dedik. Onları konuştuk. Bu arada Vegapunk'un söylediği şey hakkında hani ben de diğer tarafı şey yapayım. Mesela, olumsuz ol bir şey söylemesi senin anlattığın. Senin anlattığın Hı. gibi olsa Aynen. olumsuz bir şey söyleyecek. Olumlu tarafta da akla hemen şu geliyor tabii. İşte Roger'ın beklediği kişi sen değilsin. Teach. Beyaz Sakal'ın Hı -hı. son sözleri. Yani ortada bir de beklenen bir D var. Bunu tabii, şeyden tabii. anlıyoruz. Roger'la Beyaz Sakal konuşmuşlar aralarında. Ki Roger Hı -hı. büyük ihtimalle bunu direkt kaynağından öğrendi. Yani Hı -hı. One Piece'ten, Rio belki o tarihi şeylerden, o Raftel'den öğrendi. Ee, olumlu bir taraf olursa da eğer bahsettiği şey olumlu bir şeyse de büyük ihtimalle o Beyaz Sakal'ın dediğini dedi. Yani aranızdan evet, evet. birisi kurtaracak. bu işi yani, çözecek. Yapacak. Ya az Aynen. önce bahsettiğim felaketi, dünyanın tekrar sular altında kalma muhabbetini aranızdan biri çözecek demiş de olabilir hani iki tarafı da şey evet, konuşmuş oluyor. Evet, iki ol, iki, iki ihtimali de konuşmuş olalım. Ya bu, bu, arada hani bunu nereden biliyor falan diyebilirler. Evet. Ortada bir kehanet var. Kayıp yüzünden çıkan. Hani Tabii. Ee, atıyorum Joy Boy 20 şey odan 20 yıl önce diyor ki bu adaya Vano'ya yeni korsanlar gelecek. Kaido'yu yenecek. Evet. Joy Boy gelecek. Siz Aynen. o vakit sınırları açın diyor. Ha, bunu nereden biliyorsun? Senin geleceği bilmen lazım. Ya Madam Shivaleri gibi kehaneti anlatan birisinin e, oluşturduğu bir kehanet var herhalde ortada geçmiş yüzyıllarda. Ya peki şu niye oluyor abi? Bir de şunu da aslında ben söylemek istiyorum. Luffy'ye neden Joy Boy gözüyle bakılıyor? Şimdi şunu öğrenmiş olduk ya. Şimdi Joy Boy'u biz Güneş Tanrısı Nika eşittir Joy Boy olarak bildiğimizde çok daha böyle ortada bir kehanet bir şey var. İşte Luffy'nin içinde yaşıyor Joy Boy. Abi Joy Boy düz adammış ya. Ya kayıp yüzyılda yaşayan evet. bir adam. Hı -hı. E Luffy'e neden Joy Boy gözüyle bakıyoruz o zaman abi? Yani Luffy, Luffy. Joy Boy ya değil. Evet, evet. Bu ya herifle aynı o... meyveye sahip. Tek olay bu. Nika meyvesi. E Nika'nın Nika da bambaşka bir şey olduğunu öğrendik yani. Hı -hı. Bu adama niye Luffy eşittir Joy Boy gözüyle bakıyorlar ki? Çünkü Kaido da şey diyor işte Joy Boy'un kim olduğunu biliyorum. Beni yenecek kişi diyor. Yo seni Joy Boy yenmedi. Luffy yendi. İşte hı -hı. 20 yıl sonra Joy Boy gelecek. Yo Joy Boy değil Gerek ki o gelen Luffy. Hı. Yani... Şu okey. Ee, hani D'lerden biri. işte Joy Boy'lar bu D'leri oluşturan kişiler Joy Boy'lar. Diyoruz ya onun tayfası diyelim hadi. Hı hı. Aralarından bir tanesi de Joy Boy'u. Ya yani D'lerden belki de şu mu abi? Şöyle, bir şey çıksa memnun olur musun? Bir sürü D var sonuçta. Ve bu D'ler oluştuğunda da bir sürü D var. Tahminimize göre. Joy Boy'un evet, arkadaşlarıysa aha. bunlar. Acaba şey mi? Her D onlardan birini temsil ediyor. Joy Boy'un tayfasından. işte İşte Lily, Vivi gibi. İşte Joy Anladım. Boy, Luffy gibi gibi. Her, her herhalde böyle benim anladığım. Çünkü ya yani o... abi şuna <laughs> ayarım ben. Joy Boy eşittir Luffy değil, değil yani. Değil. Bizim gördüğümüz ya, şu an. O olay çok garip abi. Yani çünkü Joy, yani kapak diyor ki Joy Boy isminde birisi var diyor. Evet. E, bu isim mi? Ya çünkü kapak bunu bir isim olarak kullanıyor. Kaido ile odan bunu bir lakap gibi kullanıyor. Joy Boy geri dönecek. Evet. İşte sen de Joy Boy olamazmışsın. Kaido'nun evet. Murphy olan sözü. Mesela bu lakap mı isim mi? Bu konuda çok büyük bir ikilem var. Hı hı. Ee, Joy Boy'dan kasıt şu olabilir Joy Boy ile aynı ideolojiye sahip birisinin ortaya çıkacağından bahsediliyor olabilir ee, eğer bir lakapsa tabi. Evet. Mesela çünkü Roger aslında öyleydi yani aslında öyle olduğunu tahmin ediyoruz neden çünkü Shanks Luffy ile karşılaştığı vakit e, Luffy hayalini söylüyor veya Shanks'a çok fazla takılıyor evet. ardından Shanks Rayleigh'e gidip diyor ki ya Mavi denizde şey dedim e, Kuzey Deniz'deydim. Güney Deniz mi hatırlamıyorum, Batı Deniz de olabilir, Batı mı abi? Her neyse, e, bir küçük bir kasabadaydım ve Roger'ın sözlerine aynısını söyleyen bir çocuk gördüm diyor. Evet. Kaptanın dedikleriyle aynısını söylüyordu diyor. Ya aslında o Joy Boy dediğimiz şey bir fikir, bir ideoloji de olabilir. Evet. Ya sen Joy Boy fikrimde birisin birisiysen, o veya işte Kaido'nun bahsettiği ana sebep o olabilir. Evet evet, e, doğru. Şimdi, ya bir de şey de çok ilginç. Bak bunu fark ettim mi bilmiyorum. Kaido Joy Boy olmak istiyor. Yani Joy Boy ben hmm. olacağım gibisinden konuşuyordu. King'e karşı adam Smile meyvesi sürütüyor ve herkesi yapay yolla güldürüyor. Ya herkesi güldüren kişi kimdi? Luffy'ydi. Joy Boy'du. Bir de Joy Nika, Nika da yani, aynı Nika'da, şekilde. Nika da aynen. Ya yani bu arada orada bir... Şunu Doviz da söylemem ya. gerekiyor. Joy Boy Nick mi? Yani lakap mı? isim mi? Hı hı, bu çok ikidir. Abi isim yani. olabilir ama adamın kendi ismi olmayabilir. Neden? Şunu da ben e, ya birazcık aslında kanonmuş gibi bahsediyorum. Ama o en başta ortaya attığım fikir benim çok aklıma <laughs> yattığı için şu an kanon gibi bahsediyorum. E, Antik Krallık e, sular altında kaldıktan sonra Joy Boy'lar e, bir ekip olarak denize açıldılarsa belki de denize açıldıktan sonra bu herifin adı Joy Boy olmuş olabilir. Şey <laughs> gibi aynı. Kati Flam'dı adı Frank'inin. Frank oldu sonra. Eski hayatını geride bıraktı ve Kati Flam olduğu bilinmesin diye Frank'i <laughs> adı şey yaptı. Şimdi atıyorum bu adam antik krallığın kralıyken de adı Joy Boy'sa ve sonra korsanlığında da adına kend, adını değiştirmediyse çok şey olur. Birazcık hani saçma olabilir. Çünkü bu adamlar hani birazcık da hani e, denize açıldıktan sonra bir amaç uğruna denize açıldılar işte tarihi tekrar taşımak için e, geleceğe. Bence bu adam abi nasıl işte devrimci dragon, hani monkey diye adını bir geride bıraktı. Ah, devrimci yani dragon oldu. Sanki Joy Boy da tamamen bu herif çok eğlenceli. Yani Nika meyvesi var çünkü bu adamda. Evet. Senin de adın Joy Boy olsun gibi olmuş olabilir hani eğlence de. Çünkü abi Joy Boy diye isim olmaz. Ya evet, bu Joy Boy, yani Boy ismi de. Nika işte o gördüğümüz Luffy'nin Nika formundaki şaklabanlıkları yüzünden konmuş bir isim bence. Ama bence bu adamın korsan ismi Joy Boy. Yani Nick de diyemeyiz buna. İşte Franky tek... Katıf flam olayı gibi. <laughs> tek bir örnek vereceğim. Evet. Hasır şapkalılar. Hasır evet. şapkalı. Mesela evet. onun gibi Hı -hı. Monkey D Luffy aslında ama herkes ona hasır şapkalı Hani hasıl şapkalı falan diyor. Joy Hı -hı. Boy dediğin gibi o kati falan da zaten da aynı sebebi. Evet. Aynı anlama kayıyor. Joy Boy'da aslında hani... Dediğin gibi çok eğlenceli olduğu için ona joy boy demişler. Ama aslında ismi bilmem ne diye bilmem ne atıyorum. Evet, e, bence bu adam çok önemli. Yani anti krallığın kralıydı. Daha sonradan işte kral Riku'nun kendini gizlediği gibi da kolezyuma çıkıyordu ya kendini hmm, gizleyip yani, kral yani. olduğunu. Bu adam da o kişi olduğunu gizleyip e, denize açılıp joy boy olarak bilindi bence. E, şunu da söyleyelim bu arada. Bence bu adamların e, denizdeki çoğu vakti şeyle geçti. Dünyaya Poneglyph dağıtmakla. Hmm, olabilir. ma Maceraları bence buydu ee, ve gittikleri her yerde de bir şey yaptılar kendi davalarına inandırdılar oraya gibi geliyor ee, şey şimdi olabilir. videonun sonunda bir şey yapacağım Hı, toparlayacağız Vegapunk'ın anlatmadığı şeyler <gülüyor> <gülüyor> artık bütün bu konuştuklarımızı toparlayacağım ve bak Hı -hı. Vegapunk bunu anlatacaktı da kestiler falan diyeceğim yani evet e, şey de olabilir bu arada Hani pornografleri dağıtmak dedik ya. ve evet. Joy Boy ile Didi arkadaş dedik. Uh -huh. Şey Şeytörüsünü görmüşsündür herhalde. Ve bana çok kafama yattı. Bu kumanın meyvesi, bu kumanın patileri. Evet. Özgürlüğün elleri. Hani Öyle bir ismi var. Tıpkı Nika'nın özgürlüğün savaşçısı olduğu gibi. Evet. Ee, eğer Lily ile Boy arkadaşlarsa Alabasta'ya kayalım. Alabasta'da bu teori kesin görmüşsündür. Alabasta'da kutsal sanılan kediler vardı evet, denizin böyle, içerisinde. Evet böyle, böyle duruyor. Patisi böyle duruyor. Evet. Aynen patisi böyle duruyor. Vivi dur sakın bir şey yapmayın bu kutsal. Bizim burada kutsal bunlar. Aynen buna şey yapmayın falan diyordu. Baya yani. kutsaldı. Abi dedi o meyveyi yediyse ve ponegifler öyle dağıldıysa. Hı -hı. Yapabilir ki. Dünyanın her yerine tek bir tokatla değil, evet, gönderebilir Poneglyph'lere. Ve bu yüzden kedi meyvesi yediği için bu yüzden alabastadaki kediler kutsal sayılır. Lili'den, Lili'den dolayı. Değil. Lili'den dolayı. Mesela bu teori benim kafama çok yattı ve evet. senin dinle geliyor. Joy Boy dağıttı. Lili sayesinde dağıtmış olabilir. Abi, ee, her şey olabilir ya. Hı -hı. Gerçekten yani tutarlı olan bir sürü alternatif var bakalım HRO da hangisini tabii. seçecek ya yani. Bizim burada yaptığımız şey şu. Ya tüm ihtimalleri söylüyoruz. Ya, ya mantıklı... tabii yani <laughs> tutarlı olanları söylüyoruz hatta tabii, tabii. çok da Aha. uçmuyoruz yani. Evet evet Aha. katılıyorum. Öyle bir durum Öyle. var. Hı -hı. Şimdi senin değinmek istediğin ekstra bir şey kalmadıysa artık VegaPunk e, ayağa kalk abilerin geldi tarzı bir e, VegaPunk'ın <laughs> tamamlayamadığı yerleri tamamlayayım ben. Bütün konuştuklarımızı <laughs> Doğru, özetleyerek. Okay. Abi ben şöyle olduğunu düşünüyorum. Şimdi evet ortada bir savaş çıktı. Ee, i̇ki ideoloji arasında olabilir. Bu Lili yüzünden olabilir. İkisi de sebep olabilir. Yani fitilleyen şey atıyorum. Zaten ideoloji böyle soğuk savaş gibi bir şey vardır tamam mı? Hı -hı. Hani iki taraf birbirine girdi girecek ideolojiden dolayı. Lili olayı belki de olayı fitil ateşledi. Savaş başladı bilmiyorum olabilir. Hı -hı. Antik krallığın bu savaş esnasında bir kişi tarafından ihanete uğradığını ben düşünüyorum. Bir tane hain var antik krallığın içerisinde. Hı -hı. Bu kişi ne yapıyor? Normalde antik krallığın bence antik silahları kullanmak gibi bir şeyi yok. Ee, derdi yok. Yani bence hatta kullanmak istemiyorlardı. Ve antik krallığın başında ben Joy Boy'un olduğunu düşünüyorum. Ee, bu ihanet eden kişi ihanet etme sebebi Lili'ye olan aşık olabilir. Çünkü Lili karşı tarafta unutmayın. O esnada Lili karşı tarafta. Hı hı. Lili'nin gözüne girmek için bile ihanet etmiş olabilir kendisi. Ee, Lili'nin de ben Nerona gerçek ime aşık olduğunu düşünüyorum. Aziz Nerona im. Bu arada onu da söyleyeyim. Eee bu ihanet eden kişi Lily yüzünden ihanet ettiyse artık orasını bilemeyiz. Anti krallığın yok olmasına sebep oldu. Nasıl oldu? Uranüsü kullanarak. Uranüsü ee, durdurabilecek tek bir şey vardı Plüton Bence bu ihanet eden kişinin ilk planı plüton'u devre dışı bırakmaktı. E, plütonu devre dışı bırakmayı başarabildi. E, biliyorsunuz Vanon'un altında pasif bir halde. E, bunun buna Sebep olan şeyler bence Zuneisha, Antik Robot ve daha bilmediğimiz bazı kişiler. Bunlar bence e, aynı aynı ta ilk derin One Piece'te bir tahminde bulunmuştun ya Zuneisha'nın Jack'in gemisini yok etmesi bir foreshadowing olabilir. Evet. Pluton'a da aynı zararı vermiş olabilir aynı hasarı. E, Pluton'a bence bu hasar verildi ve Uranüs durdurulamadı. Bunu neden söylüyoruz? Pluton'un aslında diğer iki antik silah karşı oluşturulmuş. Hani onları durdurucu güç olarak oluşturulmuş bir silah olduğunu daha önceden bunun bilgisini almıştık. Hı. Pluton pasif hale gelince uranüsü durduracak hiçbir şey kalmadı ve uranüs bence anti krallığı yok etti. Bunun neticesinde deniz suyu, şey, deniz seviyesi yükseldi. Daha sonra ee savaş bitti ve bu 20 krallık antik silah korkularına antik silahlığın yapabileceğini gördükleri için antik krallığın yok olması esnasında Red Line'ın üstüne yerleştiler. Bence olay bu ve ee, o esnada işte artık ne olduysa o ihanet eden kişi kendini Aziz Nerona im olarak <laughs> ee, bir şekilde tanıttı. Hani artık onun kılığına mı girdi? Vücudun içine mi girdi? Bilmiyoruz bunun nasıl olduğunu. Ve Lily ee, bunu anladı. Anladıktan Hı -hı. sonra ne yaptığına geleceğim. Joy Boy bence o Uranüs'ün antik krallığı yok etmesi esnasında ölmedi ve denize açıldı abi arkadaşlar. Geri kalan canlı kimler kaldıysa. Ve bunu neyle yaptı? Bence Nuh'un gemisiyle yaptı. Yani bak dünya yok olurken hepsi bir gemiye binip efsaneye de çok uyuyor. Nuh'un gemisi, evet, Nuh gemisi efsanesine uyuyor, evet. evet bütün yaşayanları Nuh'un gemisine topladı ve anti krallık yok olmak üzereyken dünya sular altında kalmak üzereyken bir grup oradan çıktı bence daha sonra bu Nuh'un gemisiyle e, hayatta kalanlar D'ler olarak anılacak ve Joy Boy'un adı bence o andan sonra Joy Boy oldu hı hı. E, ve bunlar da daha sonradan Bink'in sakesini e, bestelediler <gülüyor> <Bunlar>. <gülüyor> onu da söyleyelim ee, ve bence Joy Boy aynı Oden'in şaklaban gibi dans etmesine benzer bir şekilde e, halkının geri kalanını her zaman hani mutlu edebilmek yüzlerini güldürebilmek için e, böyle eğlenceli biri haline geldi Oden gibi aynı işte Oden'in dansı gibi e, ve böyle çok şey biri işte Joy Boy lakabını bence öyle aldı Nika meyvesi de var zaten belki Nika meyvesiyle güldürdü halkını halkının geri kalanını hı hı. E, ve bunlar aslında artık Dünya hükümeti kuruldu o sırada im başa geçti. Lili'nin ihaneti oldu. Juhey'in tarafına geçti. Bence o e, çok önemli dedim ya. Bence Lili tarihin en önemli karakteri falan. Kesin, kesinlikle. Onun aldığı bir karar bence şu anda ümitli olmamızın tek sebebi. Dünyanın geleceği evet. hakkında ümitli olabilmemizin tek sebebi. Bu Nuh'un gemisiyle anti krallıktan canlı kalan tipler bence daha sonra dünya hükümeti'ni devirmek için hatta devirmek için değil de tarihi geleceğe taşıyabilmek için her şeyi yaptılar. Ee, pek çok yere de uğradılar belli ki. Çünkü bakıyorsun işte Şandiyalılara bir Ponerglyph gitmiş ve bunlar evet. Şandiyalıların ataları o Ponerglyph'i koruyacağız diye ölmüşler. 400 yıl önce falan bir de yani bu. <laughs> şey 400 yıl öncesine gidip öğreniyoruz. Onlardan da 400 yıl önce. O da tam böyle kayıp yüzyılın sonlarına denk geliyor Joy Boy'un korsan olduğu zamanlara. Ee, i̇şte bu ekipin bence son durağı Balık Adam adasıydı abi, Nuhun gemisi de orada kaldı zaten hmm, ve olabilir. o esnada bir söz verildi şeye e, balık şey e, deniz kızı prensesine. E, sonra o sözü tutamadı belli ki. Bence oradan Vano'ya gidilmiş olabilir artık bilemiyorum. Belki de o sırada Ponagilif yoktu. Sonra Vano'ya gidip Ponagilifleri yaptırdılar belki de. Vano'da Binkin Sakesinde de hani sen Vano'dan bahsedildiğini az çok tahmin ediyorsun sözlerinden dolayı. Vano bence Joy Boy'un işte Nuhun gemisi'nin son durağı. Balık Adam Adası'ydı ama bence şeyin son durağı e, Vano olabilir Joy Boy'un. Çünkü şeye de çok uyuyor. Tekrar Vano'ya gelecek. Kehanete göre. Hani, Aa, evet doğru. E, çünkü son durağı Vano'ydu Joy Boy'un. Joy Boy orada kalmıştı. Ve Joy Boy fark ettiysen Vano da uyandı günümüzde. Hı -hı. Vano da ölmüştü da uyandı gibi ya. olacak bence ee, o yüzden orada şeyler yapıldı girifler yapıldı ponagriffleri dağıtma olayı bak Lili olabilir senin son bahsettiğin Hı -hı. şey kumanın meyvesiyle Lili dağıtmış olabilir ve işte mesela Poseidon'a özür mektubu yazmış Vano'dayken ee, şimdi bunu yapabilmesi için şu gerekiyor ya Kapori mantık yürüt bir mektup yazdırman gerekiyor ya yaz o sırada Vano'larda yazıyor işte Yazıyoruz, böyle olması aha. gerekmiyor mu? Yani Pona <laughs> oluştuğu esnada Joy Boy'un mantıken Vano'da olması gerekmiyor abi. Çünkü adam kafasına göre mi yazdı usta Joy Boy'un mektubunu? <laughs> Belki Joy Boy dedi ki ya hani Roger oden e diyor ya yaz. Tak 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 <laughs> Oden yazıyor. Böyle olmuş, olmuş, olmuş olması olması lazım abi. yani. Evet. Bence yani Joy Boy Vano'da öldü. Nuh'un gemisini Vano'da bıraktı. Şey e, balık adam adasında bıraktı. Mektubu Vano'dan yolladı balık adam adası her yere. Abi alın size anlattım kayıp yüzyıl. İşte bu. Sonra da öldü. <laughs> öldü yani. <laughs> Sonra da öldü. Ölümünü bilmiyorum ama e, bence o Nuh'un gemisindeki ekip değiller abi. Kesin ya öyle bir muhabbet çıkacak. Bunlar beraber yapılanan ve e, 20 krallığa karşı gelen kişiler kesinlikle de değiller evet. zaten. Evet. Ya Bu arada genel Plütonun anlamda. Pluton'un Vano'da olma olayı da var. Onu unuttum. Onu da tam tabii, tabii bağlayamadım ama e, herhalde onu da Vanoya bıraktılar Pluton'u. Ya genel anlamda aslında. Savaş bir ihanet, bir ideoloji sebebiyle çıkıyor. Evet. Ee, i̇hanet eden kişi İmu'dur yüksek ihtimalle dediğin gibi. Evet. Antikrallıkta hem Joyboy hem İmu denilen kişi olabilir. Bunlar beraber yani beraber antikrallıkta yaşamış kişiler olabilir. Ha. Çünkü İmu eninde sonunda dediğin gibi Uranüs'e bir şekilde sahip oluyor. Antikrallığın yaratmış olduğu Uranüs'e sahip oluyor. Hı hı. Bu kişiler işte dediğin gibi yolculuklardan geçmiş olabilir. Ee, ardından belli bir ideoloji bizim tahmin ettiğimiz şey Yer Lili'ye yüzünden ya da özgürlük, demokrasi muhabbetinden ötürü bir savaş, bir ideoloji çatışması meydana gelmiş olabilir. Bu çatışmanın sonucunda bir savaş meydana geliyor. Savaş sonucunda adalar batıyor. Evet. Ee, i̇nsanlar, e, insanların adaları batıyor. Joy Boy kaybediyor da Altın Krallık batıyor. E, ardından e, bu adalar battığı için 20 Krallık, Alabasta, Lili hariç. Evet. E, kutsal topraklara taşınıyor ve aslında şu an günümüzde bulunan dünya hükümeti bu şekilde hayatını sürdürmeye devam ediyor. Evet abi aslında bence kur, kurucular böyle. ölene Hı -hı. kadar im ses etmemiş olabilir bu arada da. Hı -hı. E, çünkü şunu biliyor ya yani şunu anlamış olduk ya Ivankov dedi ki abi Gorose'yi birinin önünde diz çöküyorsa tek ihtimal var. 20 kurucudan birisi. O tahttaki evet. kişi. Gorose'yi başka kimsenin önünde diz çökmez gibi bir şey söylüyor. Yani Gorose'ye çok giremedik bu videoda ama şimdi Gorose'yi hakkında sana e, şunu sorayım son kez. Belki son konumuz olur. Gorose'yi sence e, imin adamları mı bunlar? Yoksa gerçekten de hani en başta yo bunlar da gerçekten hani o kuranların ekibinden hani bunlar da soylu kişiler. Hı hı. Ee, ama im bunları gitgide yozla ya yani bunları da yozlaştırdı im gibi mi yoksa en baştan beri atıyorum im'in bir ekibi bunlar gibi. Hani şey var ya Orochi dedik ya hep. Eee Orochi'nin böyle ninja ekibi falan var ya buna sadık işte Kanjuro evet, var aynen. mesela gibi gibi tipler var ya. Veya daha da uçarsak... ...im'i belki de bu hale getiren kişi... Gorosey olabilir mi? Neden diyorum. Biliyorsun, im'in im ve Gorose'yi... ...sahnesine inanılmaz benzeyen bir sahne var. Doflamingo'nun önünde diz çöken... Evet, aynen. E, beş tane Don Quixote ailesinden ve hmm. biliyorsun... ...Doflamingo'yu Doflamingo yapan da onlar. Çocuğu kullanıyorlar resmen. Hı hı, doğru. E, belki de hani... Gorose'yi asıl imi kötü yapan falan mı çıkacak ya da yani ne diyorsun Abi, Gorose şö hakkında? Şöyle Gorose'ler hakkında bak çok güzel bir yere değindik çünkü hikayede hiç Gorose'lerden bahsetmedik. Evet. Ee, ya dört tane Gorose ile ilgili e, çok sağlam tespitim yok ama Nas Juro bence bize neyin ne olacağını hafiften gösteriyor gibi. Evet. Çünkü adamın ismi Nas Juro. Hmm. Juro. Ya bu Juro 2 Wano'da samuraylara Vanoda'daki yerel halka e, takılan bir isim aslında. Mesela Zoro'ya Zoro Juro denmişti. Evet. Atıyorum. Kanjuro hani onun sonunda evet. da Juro eki var. Dolayısıyla Nas Juro Vanoda yaşamış, eskiden Vanoda yaşamış, İmun'un zamanında yaşamış birisi olabilir. Yani kayıp yüzüyle yaşamış Hı. birisi olabilir. Ki zaten elindeki yeni bölümde açıklandı. Kitetsu kılıcından bir tanesi. Evet. Kitetsu zaten Wano'da dövülüyor. Wano'da yapılmış. İlk Kitetsu Wano'da yapılmış. Kozuki ailesi tarafından. Dolayısıyla Nashiro'nun Wano ile bağlantısı aşırı aşırı büyük. Hmm. Ee, Imu'nun ekibi böyle oluşmuş olabilir. Yani Wano'dan Nashiro gelmiştir. Biraz karasakal evet. gibi işte. Karasakal da aslında Gökten inmiyor e, tayfası, gidip geziyor, dolaşıyor, impel Down'da topluyor. Evet. E, hep böyle güçlenmek Şeyler bile öyle. Yapıyor. Yani işte Burgess bir yerin güreş şampiyonu, şey ah. lafit şerif bir şeyin şerifi. Evet. Bir yerin hatta lakabı bile bir, ne şerifti Lafittin, öyle bir şerifli bir lakabı var. Evet evet anladım demek istedim hatırladım da şu an evet. tam olarak ismi aklıma gelmedi. Aynen. Yani mesela atıyorum Nashiro belki kayıp yüzyılda ruymayı Hili Hurda ile yenmiş bir samuray. Belki evet. yani ona olsa... gelecektim. Sence bunlar kayıp yüzyıl karakterleri mi? Ee, Yoksa ya, o... şey mi hmm. hani o 800 yıl boyunca ise işte, o 300. yılda 200. yılda falan mı? Bunları tek tek mi buldu? An... Çünkü sanki şu da gibi ya hepsi de soylu ama hani 20 tane ailenin devamı gibi bunlar hani hı hı. işte Figureland ailesi mesela bu soylu ailelerden bir tanesi Don Quixote ailesi biz şeyi de kabul etmiş gibiydik ya başta ee, işte atıyorum işte Ethan Barron mıydı şeyin adı e, Nasjuro'nun adı İşte Ethan Baron ailesi var gerçekten 20 aileden biri onun soyundan bu herif gibi hani ya. kayıp yüzü karakterleri mi bunlar gerçekten ama şimdi kayıp yüzü karakteri olsa şöyle bir sıkıntı çıkıyor bunlar da kuruculardan o zaman olması lazım hani kuruculardan <laughs> olabilir ailelerinin başıysa tabii bunlar evet, ya şöyle Şöyle bir şey söyleyeyim bununla ilgili. Gorosiler niye diğer kutsal ejderlerden, niye kutsal aylardan ayrılıyor? Bu soru bence ana etken olmadı. Bunun en bariz sebebi şöyle çünkü görebiliriz. Çünkü İmin varlığından da kimsenin haberi yok. Hadi İmi ha? seçmiş desek, baba ne hani millet bilmiyor ki İmi. <laughs> evet. Kutsal ejderlerin en güçlüleri seçildi desek bu sefer Garnik neden yok sorusu geliyor. E, bu yüzden daha çok Gorosei'lerin geçmişten Imu'ya katılma olasılığı da bana daha fazla geliyor. Evet. Ya şöyle, şöyle bir bakalım çünkü. E, ya aslında e, Gorosei'lerin şu sözü beni çok e, ikilemde bırakıyor. Nika meyvesi konuşulurken Nika'ya o meyve bizim için bile efsanevi evet. deniliyor. E, bir de lafı Orada aslında şey diyor olabilir. Ya bu 800 yıllık bir periyot, hükümetin Hı -hı. bulunduğu periyot. Dolayısıyla e, aslında Goroseiler o 800 yıllık periyot içerisinde atıyorum bir tanesi 400 yıl sonra gelmiş de olabilir. Bir tanesi evet. başından beri orada oluyor da olabilir ee, ya da hepsi hep beraber kayıp büyüsünün başlangıcından pardon sonundan şu ana kadar bir arada olmuş da olabilir. Ya Do peki şu, o cümleden o az önce söylediğin cümleden işte Nika meyvesi bizim için bile bir efsane yani şu çıkarımı mı yapmamız gerekiyor belki de kilit konu biz görmedik mi demek bu? Biz bile görmedik bunu. Hı. Yani ya işte öyleyse o öyleyse kayıp yüzyıla değiller. Çünkü değiller. kayıp yüzyılda Joy Boy var. Evet. O işte evet. tüm her şeyi değiştiriyor. Ya imu nasıl o yani başka birisine güvenecek şekilde altına alıyor ve kendini gösteriyor. Çünkü kendini göstermemesi evet. gerekiyor. Cobra gördü. Cobra'ya Cobra'nın ölüm sebebi belli. Imuyu gördüğün an senin kaderin belirlendi diyor Cobra'ya Gorosei'ler. Evet. Ya böyle bir şeyden bahsediyoruz. Peki şu en başta var mıydı sence dünya hükümeti kurulduğunu Tamam şimdiki Gorose'ler yoktu. Tamam. Ama şu var mıydı sence? Ya beş kişi bizim başımızda olsun. Tamam çok güzel bir sistem kurduk. Şimdi işte e, kendi yönetim kurulumuzu kuralım. 5 kişiden olsun bu. Ama bu sist Gorose'lik sistemi peki kurulurken var mıydı sence? Yoksa şey mi oldu? Sonra i̇şte İM tamamen şeyleri elini aldı. Hı -hı. E, bütün... Abi işte Gorosey olmadan da onu nasıl eline alıyorsun? O da hani öyle bir şey var. Nasıl alacaksın? Gorose'ler çok kilit noktada bulunuyor. O yüzden... E, şey mi oldu? Düz... Hani <laughs> si, e, Hani kendini öldü gibi gösterdi. Gorose'lik sistemi kuruldu. Sonra bu kendini <laughs> öldü gibi gösterdi. Ama o zamandan beri de Gorose'yi kendi yönetiyor. Bu mu evet, oldu acaba? Evet. Ben, yani? Bence böyle bir şey olabilir. Tam olarak bunu diyecektim. Çünkü karanlıkların altına geçiyor. Evet. Gorose'ler aslında onun yerine, onun isteklerini yerine getiriyor. Evet. Eğer... İmu isteklerini e, gizliden yapmasaydı, Gorose'ye gerek kalmayacaktı zaten. Gorose'ler onun aracı aracılığı çünkü. Evet. De, tam yaptığı şey laf taşımak gibi bir şey Gorose'nin. Dolayısıyla kayıp yüzünün sonundan başlamış olabilir bu. Atıyorum bence Nasjuro kesinlikle öyle. Neden Nasjuro finans tarihi diye geçiyor ve Vano altın ülkesi olarak dinliyor. Az Hı -hı. önce söylemiştim Nasjuro ile Vano ülkesi çok bağlantılı. Belki evet. Vano Vano ülkesindeki altınları dünya hükümetine getirmiş olabilir ve bu yüzden finans tanrısı deniliyordur. Ha atıyorum J Jupiter çok genç gözüküyor. O evet. 400 yıl sonra gelmiş olabilir. Ha o gittikçe Gibi. atıyorum iç hiseyi Niseyi atıyorum bu Go 5 demek ya. Hı -hı. Gittikçe bu artmış olabilir. En sonunda Gorosei olmuş olabilir. Yani Ama bir, tanesi, bir birisi ölse vardır. ne olacak acaba mesela? Belki de bu sorumuza cevap bu olabilir. Hemen hı hı. bir başkasını getiriyorlar falan gibi mi oluyor acaba? Bence o şey, o peopinomi bence hepsine uygulandı. Çünkü... Bu heriflerin hükümet... ölümsüzlüğü oradan mı geliyor? Olabilir. Bak olabilir. Çok mantıklı olur. Neden? Dünya hükümeti, ya IMO yüksek ihtimalle o peopinomi meyvesini yemiş birisi. Bunu İvankov kendisi söylüyor. Evet. İvankov'un teorisi doğruysa... Evet. Öyle. Ee, yani bunu kendisi söylüyor. Tamam, IMO. OP Open 7 diyelim. Dünya kübeti niye buna hala 5 milyar bedi bedel koyuyor? Mesela bu çok önemli. Abi evet yani başta daha kimi yapmak istiyorsun ölümsüz diye sorarlar. Belki Jupiter yememiştir. Aralarındaki en genç o. Diğerlerinin hepsi He. bunak. Yaşlanmış. Belki o sorudan geldi teorimizi de bu kanıt olur. Hani Abi bazı ya, da, yani. ya da valla belki de Eichiro'da gene fake atıyor. Belki de Lob'un meyvesiyle alakası yok. Çünkü hı, -hı. Ha, bu heriflerin güçleri biraz bozuk atıyorum. Ya, söylenmedi bence hala bir soru işareti bu söylenmemiş olması. Hani hepsinin. Hangi şeytandan geldiğini bile söyledi yani şeytan isimlerini bile söyledi ama hı hı. şey demedi. Meyvesi. İşte kuş kuş meyvesi mitolojik model işte Mars'ın e, ki falan hı hı. bunu demedi ya direkt evet. şeytanın ismini yazdı oraya. Hı hı. Ee, bu heriflerin meyvesinden dolayı da ölümsüz olma ihtimali var abi her zaman çünkü öyle meyveler bunlar. Tabii tabii. Mesela tabii. atıyorum e, ya bu meyvenin gücünü şey yapıp öldürebilirsin bence bunları İptal edip gibi geliyor. Hı hı. Sanki o, şey Lovenkin'de öyle yapsan da olmuyormuş gibi geliyor bana. Mesela bana sorsan Marco da ölümsüz olmalı. Onun da <laughs> çünkü mitolojik tanrısı şey üzerine, ölümsüzlük üzerine ölümsüzlük, hani. evet. Küllerinden doğmak üzerine falan. <laughs> ee, o yüzden ben şey konusunda garanti görmüyorum. Ope Ope Nomi konusunda. Ya Ope Ope verdiği ölümsüzlük nasıl bir ölümsüzlük? Mesela şey gibi mi? Elfler er gibi mi? Mesela elfler de uzun yaşıyorlar, hiç ölmüyorlar. Yani öyle olmasını bir yandan beklersin. Ee, hani fazla uçuk olmasın diye. Ama hı. abi Ope, ope nomi yani. Evet, Öyle o, bir meyve ki hı. gerçekten şeyde sağlıyor olabilir. ya hiç yani, şey işlemiyor sana falan gibi de yapıyor olabilir yani. Çünkü gerçekliği bozuyor ya abi Ope Oenomi. Hani kendi evet. şeyi alanı içerisindeki bütün gerçekliği bozuyor. E, çünkü lafı şeye getiriyorum. He. Evet. gorosiler evet yokay oldukları için hasar almıyor. Evet. Ama yaşlılıktan ölmelerini engelleyen şey OP opinomi olabilir. Mesela böyle bir senaryo bulunabilir. Atıyorum imu için de bu geçerli. Evet. Ama ben Çünkü... ben şeyi Hı. beklerim abi. Yokayı oldukları için ölümsüzler. Bence tabii bu, o, da bu da o. Bu da okey yani. Gayet okey. Dediğim gibi ihtimalleri sıralıyoruz sadece. Bu da olabilir tabii. Hani Ve im verdi bunlara değil. bunu Hı. gibi. Evet. Hani peki baş ne, yokayı. Ne son son <laughs> olarak ne diyoruz peki? Sence kayıp yüzyılın sonunda Imu ile beraber mi yönetmeye başladılar? Yoksa birkaçı böyle başladı sonra Jupiter gibi aralarından yenileri gelmeye başladı. Ya bence baktı en şerefsiz kutsal ejderleri... <laughs> ya ölümsüzlük vaat etti. Bir şeyler vaat etti ve kendi kölesi yaptı bunları. <laughs> Başından beri. bana. Ben. Başından beri değil bence hayır. Hmm. En azından şeyi bekler insan. Yani şey süreci çok önemli. Diğer kurucular nasıl öldü? Hmm. Evet. Yani Imo yüksek ihtimalle. Imo yedi mi bunları? Game yani of Thrones ye... gibi. Hepsi yemiş patır patır Değil mi? Hı -hı. Evet. Arkadaşlar ee, yavaştan müsaade isteyelim kayıp yüzyıl 2 Bence çok güzel oldu. Vallahi çok güzel daha oldu. ne yapalım çok yani hizmetler oldu bu, yani. bu arada. Emin Aynen edin, öyle hizmettir. yani. İsmine uydu. Derin. Aynen. Daha derine inemezdik. Şu an böyle kafadan buharlar çıkıyor olabilir. Bak ben bu evet, konuda evet. çok eminim. Evet kesinlikle. Ee, buradan belki bir video da çıkarabilirim bu arada. Hı -hı. Takipte kalın. Çıkar. O kadar da yani <laughs> teori kastık. Biraz daha kafamda toparlayıp bir video patlayabilir. Ee, arkadaşlar izlediğiniz için teşekkür ediyoruz. Ee, önümüzdeki artık şey ne zaman olur bir söz veremiyoruz. Derin One Piece Hı hı. konusu kayıp yüzyıl mı olur? Ya kayıp yüzyıl üçü çektirmesin H.R.O'da bu. Ee... Vegapunk'a bağlı. <laughs> Aynen. Evet Vegapunk'ın kayıt durdu. Artık e, Vegapunk'ın açıklamadığı her şeyi açıkladık bu arada. <laughs> Doğrusu yanlışını göreceğiz. Daha vakit var. Çok ee... ihtimal sıraladık ya. İlla bir tane tutar ya. Ben birkaç evet. şey tutacağı konusunda fikrim bu arada. Yani Çok eminim. Evet. Ben bu arada şeyi de düşünüyorum. Kayıp yüzyıla bir ara verilebilir. Çünkü hı. abi çok girersen hikayede geri kalan hiçbir şeyin önemi kalmayacak gibi geliyor. Çünkü Tanrı Vadisi mesela biz seninle Tanrı Vadisi de yapmak istiyoruz. Aynen. Derin One Piece. baba sen kayıp yüzyılı anlatacaksın anlatacaksın anlatacaksın. E sonra Tanrı Vadisi'ni anlatacaksın şey gibi olacak. Yani. Ya e ben Benim için daha üst bir şey Tanrı Vadisi. Daha üst bir gizem evet. Oradaki karakterler daha ilgi çekici benim için ama. One Piece lore'u açısından deve de kulak. Evet abi. Yani kayıp yüzyılın yanında. O yüzden bence kayıp yüzyıl olaylarına biraz ara vereceğiz. Onun da tek yöntemi arı kovanına gitmek. Şimdi Elbaf'a <laughs> gidersen ara veremezsin. Aynen. Elbaf'ın şeyi oraya konunun ana mekan orası zaten. Kayıp yüzyıl dedin mi? Ee, o yüzden umarım Tanrı Vadisi'ne biraz girilir de biz de derin One Piece'te biraz Tanrı Vadisi özel bölümü çekeriz. Hı -hı. Bu ee, arada hani yorumlarda falan böyle ilgi çekici bir konu bahsederlerse hani en azından şey de alırız. Radara da alırız. Yani bak bu da olabilirmiş. Bu konuda evet. konuşabilirmişiz gibisinden. Evet. Tabii Onlar hiçbiri kayıp kadar büyük olamaz ama öyle bir şey. Tabii canım var. Aynen. <laughs> Her şey oraya bağlı çünkü yani. Aynen doğru. Ee, arkadaşlar izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Önümüzdeki de derin One Piece'de e, tekrar görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın. Görüşmek kalın. üzere. Hoşçakalın.